Yatay bakış, yatay bakış, yatay bakış. Nerede, ne zaman fantastik bir olay cereyan etse, orada biz varız. Çünkü biz yatay bakışız. Geceleri uyumuyoruz. Onun yerine oturuyoruz. Snyder, Snyder Cut izliyoruz. 4 saat, 5 saat, 6 saat. Yetmedi mi? Ver 10 saat. Released the actual Snyder Cut. The other real Snyder Cut. Released the raw footage. Evet, ee, vaktimizi de böyle şeylerle harcıyoruz. Çünkü biz yatay bakışız. Bu arada demir kanatlı adamla demir kollu adamın maceraları da yayınlandı. İnanılmaz olaylar. Hey Sam şu elimdeki listeye bakar mısın? Bu neyin listesi böyle? Wonder Woman'ın yeni müziğini 75 kere aa dizisi şeklinde çalmasının müziği. Aman tanrım dostum neler söylüyorsun böyle? Şimdi stüdyomuzda Kevin Spacey'nin kulağına bağlanıyoruz. Ben değilim o. Ha, ben de değilim. Evet sayın seyirciler. şimdi inanılmaz olaylar. Hani o zaman bir çay bir çorba koy da galiba bunlar yine gömecek filmi şerefsizler. Neyini beğenmediniz? Evet. abim hoş geldin. Hiçbir şey beğenmiyorum. Nasıl keyifler? Hoş bulduk. İyi, iyi işte dün Totalde 6-7 saat boyunca Snyder Cut izlemem dışında gayet iyiyim. Abi ülkenin gündemi diyeceğim ben yine. Zaten Snyder Cut unutturabilirdi bana ülkenin gündemini. Hakikaten <laughs> e, akıl tutulması gibi bir film olduğu için e, insanın kafasına format atan bir film. E, İstanbul Sözleşmesi yaşatır şeyin lüzumu yok. Yaşasın. Saçmalamanın lüzumu yok arkadaşlar. Ne o öyle? Bir de tuhaf tuhaf şeyler yazmış bir sürü insan sosyal medyaya. Bunlar seçim öncesi politik hareketlerdir. İnşallah aklın yolu bir düzgün ve doğru görülür. İstanbul Sözleşmesi süreci hızlandırılır diyelim. Buradan bunu bir belirtelim. Bilhassa kadın seyircilerimiz de morallerini bozmasınlar. Olur böyle şeyler. Merak etmeyin. Düzelir. İşler iyiye gider. Moralleri bozmayın. neler gördüm memleketi. Bir bunu diyorum. İkincisi bugün Fenerbahçe açıklama yapmış. Benim Fenerbahçe biliyorsun favori takımım Fenerbahçe. Tabii, Mis gibi Anadolu takımıdır. Ee, İstanbul Sözleşmesi hani nerede demiş. Dedim helal olsun. Fenerbahçe'ye baksan. Ee, hiç de bu tarz hareketleri beklemezdim. Bir de altına demişler. ha Ne alakası var? Biz o İforşi'yi falan da destekliyoruz demişler. İyi dedim. Ne güzel. Bu konularda sesi çıkan bir takım da varmış ülkede. Bilmiyorum gerçi Galatasaray Beşiktaş tarafından böyle açıklamalar geldi mi. Ama Fenerbahçe SK'yı bu konuda tebrik ettiğimi de ayrıca söylemem lazım. Aynen. Yo ben görmedim diğer takımdan bu arada. Helal olsun Fenerbahçe. Hep diyorlardı bize. Hep gömüyorsunuz bir şeyleri de bilmiyorsunuz diyor. Helal olsun işte bak canavar gibi hareket. Yani gidip Emre Belezoğlu'nun trafik cezasını ödeyeceklerine bu konuya destek olsunlar. Ben ee, de söyleyeceğim. 45 tane laf sokacak şey geldi aklıma. Hiçbirini sokmuyorum. <laughs> tebrik ediyorum kendilerine. Ee, Helal olsun. Diyeceklerim bu kadar. daha Çünkü bin tane laf geliyor bu konuda konuştukça aklıma. Onun dışında abi hayırlı olsun dolar 8.5 mu oldu? 8 not kaç oldu lan dolar en son? Dolar, dolar ya abi. 7.80 olmuş ya Google'dan bakınca. düştü düştü çakıldı yani. 8.12 olmuş lan. Neyse dün 8.4 falan da bugün yine 8.12. Neyse hadi bakalım yani memleket iyi gidiyor özetle sevgili arkadaşlar. Ee, bütün bunlardan <laughs> da hemen de bahsetmişken. E, şimdi diyeceklerimiz Hızlıca geçeceğim gündemimizde başka bir şey var mı abi bu arada? Abi gündemde yani Valla çok kayda değer bir şeyimiz yok Açıkçası yani bu konular zaten Cuma biz oyun oynarken geldi bir tadımız kaçtı zaten hmm. ee, O yüzden gündemle ilgili bir baktım Çok da böyle hevesli konuşacağımız bir konu göremedim İstiyorsan o yüzden bugün bir kaptan kolla kaptan bacağı konuşup oradan Snyder Cut uzun uzun konuşabiliriz. <laughs> Hadi okey. Kaptan Kol ve Kaptan Bacağın birinci bölümleri yayınlandı arkadaşlar. Hangi diziden bahsettiğimizi e, bilmiyorsanız bahsedeceğimiz dizi Winter Soldier and the Winter Soldier and the Iron Armed One Night Soldier of the <laughs> Fortress Winter Soldier falan filan. Bir şeyler. E, kolonya mı düşürdüm? Çok mutsuzum. Ben çok beğendim. Yani çok tuhaf e, bir şey güzel. söyleyeceğim ama hiç süper kahraman yani nerede sıkıldım biliyor musun? Falcon oradan oraya ivilik ivilik diye koşup helikopter falan kovalıyor ya. Oralarda inanılmaz sıkıldım. Sonra adam kostümünü çıkarttı gitti kalkanı bağışladı. Gitti kız kardeşine kredi çekmeye çalışıyor. Ötekisi psikoloğuna gidiyor. Diyor ben kötü kötü oldum bana ilaç verdiler <laughs> falan diyor. Kızlar <laughs> randevuya çıkıyor. Geçmiş il yüzde şifa. Aa dedim tamam lan bunlar şey olmuş demlenmişler yani. Artık hani süper kahraman cırcırından sıkılmış heriflerdi. Yani WandaVision'dan sonra ikinci dizinin de böyle bir e, oradan oraya uçtuk, lazer attık yani işte açıkçası oradan oraya uçtuk, lazer attık kısmı vardı ama çok sıkılıyorum ben artık o kısımlardan. E, <laughs> ama onun dışında bir anda o karakterlerin düşük tempolu bir şekilde hayatlarına dönünce çok hoşuma gitti benim açıkçası. O kısımları da kötü yapmamışlar. Lan. Ben sevdim. Ben aksiyon Hani şey aksiyonundan daha iyi geldi bana ee, yakın dövüşte olduğu için e, özellikle helikopterdeki şeyler uçuktu tabi biraz helikopterden helikoptere atlıyoruz falan e, tabii or oralar benim kabul ettiğim çizgi roman estetiği şey değil yani böyle slow motion'da böyle karalar Heh, yakalamak şimdi değil. onu diyecektim galiba Snyder Cut'tan sonra benim çizgi roman aksiyonu konusunda midem bulanmış da olabilir artık böyle şey oldum biraz <laughs> hani anladım abi süpersiniz hepiniz herkes çok muhteşem hadi biraz hikaye falan oldum böyle belki de ee, güzeldi ama. Ya zaten konuyu God Level'a çekince işte aslında Marvel'da çekti. Bitirdi o hikayeyi şimdi filmlerde. Şimdi yeniden bir yapı inşa ediyor. Hmm. Sokak seviyesi. Yani sokak seviyesi de senin de benim de çok sevdiğimiz seviyeler. Şimdi Hawkeye'de mesela mahallesini koruyan adam olacak. E, hanım versiyonuyla beraber. E şimdi bunlar da öyle. Biraz daha espiyonaj işte ajancılık hani patriotizm ama daha doğru tarafta daha merkezde belki de. Çünkü mesela dizinin sonunda spoiler bu arada işte gelen karaktere ismini vermeyeyim ee, o karakter daha patriotik biraz böyle siyasi konular da girmiş içine daha böyle sağ görüşün temsiliyle işte Amerika'ya bir hero lazım falan gibi böyle hmm. oralarda bir kavga çıkacak falan çok hoşuma gitti benim de bu seviye aksiyonu da sevdim bu arada ben öyle çok hani e, şeye gelmedi daha böyle yakın dövüş biraz daha böyle duvardan adam söküyoruz abi falan tarzı özellikle Winter Soldier tarafı daha da tatlıydı bence. Evet Hoş sanki böyle bir yani. Winter Soldier'ın ruhani devamı e, kafası var. Yani çok da iyi bir yer Hı. tutturmuşlar. E güzel ben yani çok da uzun uzun da şimdi dizinin ilk bölümü olduğu için anlatacak çok da bir şeyim yok. Ama e, Winter Soldier'ı sevdiyseniz diyelim açıkçası e, Captain Falcon and the Captain Iron Arm'ı takip edin. Unda Vision kadar böyle inanılmaz şaşırtıcı çıkmadı bu arada. Daha ayarında gidiyor. Evet. Dediğim gibi bütün bölümde beni rahatsız eden Falcon'un böyle inanılmaz Iron Man oradan oraya drone attım. Bir de şey hadi Falcon Falcon. Önündeki cücükler böyle kanyonun içinde uçuyorlar ya o kadar sinek gibi hemen ölmeleri lazım ki onların böyle teröristler mantoyla uçuyorlar ya böyle yani falan. Onlar böyle biraz okey yani tamam aksiyon kısmı da izleyeceğiz belli ki yani bir de başa koymuşlar onu seyirci sıkılmasın diye. Bu işlere aksiyon koymak belli ki zaruri artık yani. Ee, WandaVision kaç bölüm ama mesela aksiyon koymadan idare etmişti. Her bölüm bu kadar abartmazlar inşallah. Ya da senin dediğin gibi biraz daha arka sokaklar tipi special moves böyle hareketler ona tekme atmış onu duvardan sektirmişler de falan ibaret kalır. Daredevil'ın azıcık daha fazlası iyidir yani burada. Evet işte Daredevil seviyesi. Ya zaten teknik olarak Marvel'ı da şu açıdan takdir etmek lazım. Çok iyi tutuyor ya seviyeyi. Dizi deyip geçemiyorsun pek. Ya film seviyesi bir yatırım var belli ki. tabii, ki. Tabii tabii. Görsel olarak da e, efekt olarak da çok üst seviye. Yani DC'nin <laughs> Sonradan toparladı ama ilk başta o yaptığı benim hiç izlemediğim, siz bayağı izliyordunuz o zaman sanırım Geek yapardı. İşte Arrow'lar Marow'lar yani o yok. keşke de oraları <laughs> yüksek <Hayır>. tutsaymış. <laughs> ee, yok yok şey CW yani Warner Bros'un şeylerini diyorsun. Arrow'da Flash'ta ben evet. hiç yokum abi oralar bayağı baya. Ha yok muydun sen? ha Çok tamam. yani tatsızdı. Ben şeyde vardım Agents of Shield da vardım yine Marvel dizisi okay. tadında. O da mesela dizi diziydi. Yani şimdi ama diziler film gibi gerçekten. Hani Vision'dan sonra bu da çıkınca kanıtlamış oldu. Ee, şey DC'nin zaten dizi kısmını Allah kurtar yani bu saatten sonra orası inanılmaz bir festival. Ee, Kolej festivali denirdi bizim zamanımızda hatırlarsın videoları olurdu. <gülüyor> 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 tabii. Mezuniyet festivali. <laughs> Herkes oluyorlar. mezun alıyordu. E, ee, şey, di, film gibi dizilerden bahsetmişken bu hafta Snyder Cut gösterime girdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, geliyoruz oraya. Geldik evet. hadi artık gelelim. Bu Snyder Cut'ı konuşalım çıksın gitsin. Yani geldi geçti. Konuşalım. Konuşulması konuşalım, da lazım. Artık. Birkaç Konu ben bir şey artık. söylemek istiyorum bu filmin eleştirisine girmeden önce. Ee, öncelikle Snyder'cıların hepsi falan. Böyle sert şey giriyormuş. Abi... <laughs> şey bana çok ilginç geliyor. Yani içinde bulunduğumuz zaman gerçekten şey açısından ilginç bir zaman. Yani HBO Max diye bir şey çıktı. Aylık abonelik alacak. İşte iki ay önce Wonder Woman'ı çıkarttı. Geçen ay bir şey çıkarttı. Bu ay Snyder Cut'ı çıkarttı. Bu adamlara içerik lazım. Şimdi i̇çerik lazım olduğu için sürekli Netflix gibi dizi yaptırmak yerine HBO ve Warner Bros. çok ilginç bir şekilde abi bu adamın depoda kalmış görüntüleri var. Bak bu kadar insan da talep ediyor. Hadi bu olsun diyerek bunu gerçekleştirdiler. Ee, Zack Snyder da vallahi kitlesiyle, seyircisiyle Hani nasıl biz abonelerimizle sohbet ediyoruz? Anladın mı? Abone özel yayın açıyorum ben bazen ya da işte video sonlarında falan hani kimlerin katıldığını, isimlerini geçiriyoruz falan. Aynen öyle kendisini destekleyen kitleyle, kendisini destekleyen kitlenin izlediği, istediği filmi yaparak ortaya koydu adam. Şimdi bu bana şey açısından çok güzel geliyor. Bu bu farklı bir eser yani onu demek istiyorum özetle hani bu bir şey değil ne, ne derler? Hadi bakalım bir sinema filmi yapıyoruz gösterime sokuyoruz tarzı bir eser değil zaten 4 saat senin civ 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 şeyi sinemaya koysan kim izleyecekti sinemada satamazdın onu belli ki O yüzden böyle hem zamanın Hem de filmciliğin ya da nasıl söyleyeyim anladın mı yani Yayıncılığın dijital içerikçiliğin Bambaşka olduğu bir dönemde böyle bir eser ortaya çıkmış oldu Mesela şeyi merak ediyorum, ya yani şimdi bu eser nevi şahsına münhasır olacak da çünkü Snyder da depodakilerden döndürdü ya bunu yani aslında inanılmaz evet. bir hit Warner Bros için düşünürsen Snyder bir de ekstra para falan da almamış bu iş için açıklandığı kadarıyla. Yani bu işin kazananı HBO Max oldu, HBO Max ama işte yani <laughs> işte şey çok ilginç mesela, sıfırdan bir grup insanı stüdyoya sokup da böyle bir şey yapar mısın bu saatten sonra, yapmaz mısın yani sektör açısından etkisini çok merak ediyorum Snyder Cut'ın her şeyden önce. Çünkü Snyder katı bütün dünya 3 gündür 4 gündür konuşuyor. Belli ki HBO Max'ten özellikle de yurt dışında insanlar açtı bunu. Üyeliklerini aldılar çatır çatır izlediler. Üze hakkında kavgalar verildi. Hakkında kıyametler koptu. Sohbetler edildi. Ee, çok ilginç bir iş var önümüzde. Yani daha öncesinde sinema tarihinde şey hiç yok benim bildiğim kadarıyla. Aslında. <laughs> iki hafta önce biliyorsun e, şeyi konuştuk. Sergio Leone'nin eee hmm. Once Upon a time <laughs> Amerikası'nı konuştuk. 1984 senesinde adam gösterime soktuğunda Avrupa'da millet sinemalarda ayakta alkışlıyor abinin 3,5 saatlik filmini. Amerikalılar Amerika adama öyle. haber vermeden 2 <laughs> saate kırpıyorlar herifin filmini ve sıralamasını değiştiriyorlar. Ekstra yönetmen getirip ekstra sahne çekmiyorlar. Ekstra sahne de çekip hani anladın mı böyle Sergio Leone <laughs> çok iyi yapamadı bu işi. Polis Akademisi'nin yönetmenini çevirelim çağıralım da o böyle ekstra sahne çeksin falan deseler. İyice bozsun filmi. Bir önceki Justice League'in durumu biraz oydu ya aslında. Şimdi aslında çok ilginç bir şey olmuş oldu. Yani Amerikalı seyirci mesela 90'lardan sonra tekrar tanışmış Once Upon a Time in Amerika filmiyle. Bugün de dünyada çok ilginç bir şekilde stüdyo e, ve dramalardan ötürü ki aile dramasından falan bahsediyorum burada. Mundar olmuş tuhaf bir şekilde ortaya çıkmış bir filmin mundar olmamış diyelim hani versiyonun izleme şansını elde ettik. Ya yani bu filmin kalitesidir, işte çizgi roman estetiğidir, bilmem nesidir, Batman'i iyi midir, Gütmen'i iyi midir? Yani bunlar tartışılır. Zaten biraz sonra oralara geek damarımızı açıp evet. gireceğiz. Ama bu eserin bu şekilde ortaya çıkmış olması bana çok ilginç geliyor. Gerçekten sinema tarihinde ya da dijital içerik tarihinde bir böyle dönüm noktası gibi bir şey olacak bu iyisiyle kötüsüyle. Aslında bu dijital platformların e, daha önce olan bir şeyin biraz yapısını değiştirmesi gibi oldu. Mesela Yüzüklerin Efendisi de bence bu bizim hayatımıza girdi. Biraz uncut, işte o kesilmiş sahneler eklendi falan deyip 3-3,5 saatlik filmlere extendedları gidip biz 4 saatlik versiyonlarını izlemiştik ve <laughs> hepi topu işte her filmde gözüken ekstra 5 saniye için çıldırmıştık. Ama o zaman bunu izlemek için mesela işte Blu-ray'nin DVD'sinin çıkması lazımdı. Onları tabii o zamanki kaçak yollar erişemiyorsan şey biri de ripleyecek izleyecektin. Şimdi dijital platformlar. Yani bir yönetmenin e, Snyder bence bu açıdan çok şanslı önce onu söyleyeyim. Bu çünkü şimdi biraz provokatör gibi bu da değil. Ya yani bu bir film değil. Bu bir dizi. Bir kere bence ben bunu bunu kabul ederek izleyince daha mutlu oluyorum. Çünkü böyle film yapamaz kimse. Ben bugün yönetmen olsam Snyder'ı kıskanırım, kızarım. Stüdyoda küfür ederim Warner'a çalışan biri olsam. Kardeşim bana 4 saat verin derim. Yani böyle bir şey yok. Dünyada yapamazsın bunu yani. Hadi bana 4-4,5 saat verin. Ben öyle dizi Tabii. gibi yapayım baba. Parta böleyim. İşte O yüzden tekrarlanmayacağından emin değilim ben de abi. Ha, ama şu olabilir işte. Bence şunun yolunu açtı. Işte. Eskiden o DVD, Blu-ray, uncut zaten bekleniyordu. Hala da var. Tabii ki birçok filme 3-5 saniye ekleyip çıkıyor. Ama işte Once Upon a Time'ın Amerika örneğini verdim. Mesela orada 10 saatlik film varmış abi. 10 saatlik ham görüntü varmış. Ve harbiden boş görüntü değilmiş birçoğu Şimdi böyle bir şeyin olduğunu düşünsene HBO Max X bir yönetmene. Mesela Dune'un geliyor şimdi değil mi? Abi 7 saatlik bir versiyonunu da biz size göstereceğiz. Siz istediğiniz gibi izleyin. Atıyorum işte şu partlara böleceğiz. Şu partla şu part birleşecek. Onu atlayabilirsin. Bunu izleyebilirsin. Oyuncak gibi. Bence okey. Yani o görüntüleri biz görelim. Ee, zaten orada e, bu bir fan servistir. Fan base'ini desteklemektir. İşte Tabii. bu seyirci çekmektir, e, hesap satmaktır, kullanıcı toplamaktır. Bunlar okey zaten ticari bu. Hani şey tribüne de girmeye gerek yok. Bunlar çok ticari oğlum hepsi ticari zaten. Ama bu versiyonun işte açtığı yol bence e, sana da katılmakla beraber bu eki yapıyorum. Yani biraz daha belki Ankat versiyon yapısını Blu Ray'den elinden alıp dijital versiyonlarda seyircinin tercihine bırakacak şekilde sunabilirler. Bence çok da hoş olur. Bu kapıyı açtığı için mutluyum açıkçası bu film. Evet evet Gandalf'ın dediği gibi yani hikaye bitmeden ne kötü ne hayır ne şer tam bilemiyoruz yani. Ee, yani ben açıkçası farklı filmler için de böyle bir yapı bir süre sonra ortaya çıkarsa görmek isterim. Bir de şey çok hoşuma giden bir şey. Bu böyle tümüyle crowdsource bir şey yani millet tutturdu gerçekten. Oralarda bir Snyder Cut vardı inandılar. <laughs> Snyder da besledi biraz milleti ama varmış gerçekten. Ben mesela Snyder Cut falan yalandır lan kaç dakika kaç saat ekleyecekler diyordum. Eee aslında şunu söylemek lazım. Yani herifin deposunda hakikaten bir film daha yatıyormuş. İşin ilginci Joss Whedon sen ne yapıyorsun paşam yani <laughs> hani, o kadar ilginç olduk ya abi şimdi bir de. üst üste iki tane versiyonu var ya filmin yani şey çok ilginç bak Zack Snyder bu filmi 4 saat hayal etmiş olamaz. Belki 4 saatlik iş yazmıştır ama yani sen sinemaya 4 saatlik film çıkaramayacağını bilecek yaşta bir yönetmensin. Taş çatlasa sana iki buçuk saat verecekler. Belki 3'e yaklaşırsın en fazla. 3 saat çıkarmış zaten başta galiba. 3 saat çıkarıyor. Bu filmde 3 saat olmalıydı bu arada zaten. Onları evet. biraz sonra konuşuruz da. Ee, Joss Whedon'a yani şey çok ilginç. Şeyi gördüm bu işte. Yani Snyder Cut'la e, orijinal Justice League'i kıyasladığım zaman e, ki işte şey ben açıkçası vakti zamanında ilk bu Justice League çıktığında aa helal olsun Zack Snyder'ın yediği bokları temizlemeye çalışmışlar deyip çok sevinip Filme de yüksek bir puan verip ondan sonra ulan bu ne kötü filmmiş ben buna neyin gazına verip yüksek puan verdim diye çok pişman olmuş birisiyim. Filmlere tabii ki yani kendi evreni veyahut da kendi devamlılığı içerisinde kıyaslamaktan o günden beri imtina ediyorum mesela. Film kendi içerisinde iyi midir kötü müdür diye bakıyorum. Ama şimdi Snyder Cut o kadar özel bir eser ki ee, ulan başka bir filmin bir versiyonu yani artık bunu da bir şeyle kıyaslamazsan olmaz. Yani haliyle elimizde kıyas tutabileceğimiz bir şey var. Ve şeye çok hayret ettim. Yani Joss Whedon'a demişler ki sen bu filmi kısalt demişler. Belli ki kısaltmış. Ama bir yandan da aç demişler. Bir de açmış. Ama böyle açamamış da yani. Bu arada başka bir düşüncem daha. Ben bu Snyder Cut'ın sanki Zack Snyder'da bayağı eleştirilere kulak vermiş gibi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bu da yani bu vakti zamanında Joss Whedon'ın Justice League'i çıkmasaydı ve biz Zack Snyder imzalı bir film izleseydik muhtemelen bunu izlemeyecektik. Yani bu ya. başka bir film gerçekten de. Yok kesinlikle hocam. Orada e, dinlediği kesin. Bazı şeylere kulak vermiş yani. Yoksa yine yine kötü bir iş çıkar. Ya yine ya işte çok aradayım oğlum. Sana yayından önce hmm. söyledim. Çok öveceğim kısımları da var. Mesela özellikle Superman bölümleri genel olarak team up bölümleri, genel olarak aile muhabbetlerinin bir tema <laughs> üzerinde olması. Hani içeriğini çok beğenmesem de ya film bir temaya oturuyor oğlum başta yani. Josh Whedon onu mahvetmiş. Tabii tabii Gerçek Kıcı başı onu... oturuyor filmin. Allah kahretmesin. Neydi o öbürü? Aynen. Yani şeyden mutlu oldum. Bizim beğendiğimiz kısımlar aslında senle dikey çakışta da konuşmuştuk. İşte Süpermen'in gelişi, o hero şeyi, e, ilhamı vesaire, diğerlerinin e, dönüşümü. İşte Ezra Miller Flash karakterinin biraz daha böyle sokak seviyesi, çocuk seviyesi tutması vesaire. Bunlar hep bizim aslında Snyder'ın biraz daha işin içine sokup sonradan Widon'un kırdığı kısımlarmış oralar. Onları beğenmişiz gibi hissettim. Widon'un kısımlarını zaten evet hızlıca aman abi tamam. <laughs> Sen de bir şeyler yapmışsın ama hiç yolun açık olsun. Bir de şeyi kanıtladı bence bu film. Aynısını WW84'te de gördük de Wonder Woman'da da şeyde. Orada da teknik olarak Kesinlikle Snyder'ın elinin değmesi gerekiyor abi bu işlere. Onu da ikna aldım ben. Yani değmediği zaman her şey çok kötü gözüküyor. Ya burada mesela işte Stephen Wolf karakterin ilk filmde bayağı korejli çocuk e, takke takmış gibiyken bu filmde ürkütücü bir karaktere dönmüş yani. <gülüyor> e, <gülüyor> o yüzden tabii Snyder güçlü yönlerini öne çıkarmak istemiş bence biraz da. Hani biraz çünkü kendi kredisinin de gittiğini farkındaymış. Yani e, filmle alakalı benim en takdir edeceğim şey Batman vs. Superman'deki o iç darlayıcı, akıl yoksunu, aptalca <laughs> e, insanı sevdiği kahramandan soğutacak derecede rezil karakterizasyonlar, replikler bir şekilde gitmiş. Yani şey beni evet. çok şaşırtıyor. E, Justice League'in toplamaya çalışıyor diye kredi verdiğim şey aslında Zack da bir noktada toplamaya çalışmış. Yani şey çok ilginç. Zack Snyder'ın buradaki Batman'i de bir önceki filmdeki akıl hastası lastik dövemde lastiği dövdüm elden sonra Superman'i kavanozla vurursam <laughs> belki annesinin çişini yargıçlığa götürür falan gibi saçma sapan bir filmdi BBS hatırlıyor musun? Akıl hastalığı gibi bir filmdi. Aldı anneannemin çişini iç falan gibi sahneler vardı. Böyle birbirini lavaboyla falan dövüyordu. Yani çok tatsız. Bence e, işte biz Zack Snyder'ın bu filmini hiç izleyememiştik ama bence Zack Snyder da şey almış bir noktada. Ha lan ben de acaba eşeğin şeyine su mu kaçırıyorum deyip kendisi de biraz yumuşatmış filmi. Bilhassa bunu şeyde çok gördüm. Ee, Batman mesela bu filmde. O minikti minik sen Batman misin falan gibi bir Batman olmuş böyle tamam mı? Yani yani J'deki kadar maymun olmamış. Snyder, e, Vida'nın filmi olan, Vida'nın filmi de şey diye çünkü ay tersime geldi falan gibi iyice böyle evet, emmi evet. gibi gereksiz, yapmışlardı. Gereksiz bir seksüalite vardı devamlı orada. Ha falan böyle <laughs> bir acayip bir şey yapmışlardı. Burada da tuhaf bir şekilde yani böyle şey bol bol konuşan çok da bir şey yapmayan bir Batman ama bir yandan yanındaki herkes Tanrı kadar güçlü olunca Batman'in de zaten yapacağı çok bir şey kalmıyor. Son son savaş sahnesi var bir tane bu filmin. İnanılmaz sıkıldığım, filmde inanılmaz sıkıldım kısımlar var bu arada da. Onlara geliriz. Yani Batman'i kısmış bir kere yani. Batman böyle şey, haplanmış red pilci gibi gezmiyor etrafta böyle anladın mı? Bir sakinleşmiş, bir <laughs> sakinlik gelmiş Batman'e. Aklı başında birisini dönmüş. Sinemada görmek istediğimiz Batman'e benzemiş birazcık daha en azından. Ee, ne yaptığını biliyor abi çünkü bir amacı var. İlk filmdeki amacı şey gibiydi böyle. Dayana geliyordu, A, birilerini toplayacağız hadi toplayalım. Burada böyle o amaca neden hizmet ediyor? Ne için bunu yapıyor? İşte bir aile eksikliği hissediyor. Bak yalnızsın vurgusu var falan hani bak bunlar birkaç cümle eklenebilecek şeylermiş gibi. Tabii. Basit çözümlerle halletmişler aslında Batman'i. Benim bir önceki filmden kastettiğim şu anda BVS bu arada. Çünkü timeline'a baktığında bu filmden bir önceki film BVS ya. Hatırlarsan evet. BVS'de habire mezardan anası çıkıyordu yarasa saldırıyordu. Ananın adı Martha'ydı falan filan böyle bir hakikaten karanlık kabus gibi bir dünya vardı. Bir kere Zack Snyder bunu kısmış bu bir eleştiri dinlemektir. Yani... E, Araya Whedon filmi girmeseydi de kendisi böyle yapacak mıydı bu filmi bilmiyorum. Ama ben en azından BVS'de eleştirdiğim çoğu şeyin burada temizlendiğini görüyorum. Hem de aynı yönetmen tarafından. E, ben de açıkçası yani bu kadar insan sana kardeşim hatalısın dediğinde tonunu değiştirmekten, düzeltmekten imtina eden bir adamı da aşağılayacak değilim. Yani bence bu en, en çok en çok hoşuma giden şey burada bu oldu. Batman Hı. ya Batman'in şey tavırları yine bir tık bana ezik geldi. Şey çünkü ya işte şeyde bir tutarsızlık var ya. Böyle çok deta küçük bir şeyden şikayet ediyorum ama ben sonuçta neticede Batman'ci olduğum için Batman'e çok baktım bu filmde. Yani Batman'in şeyi de komple gitmiş. Yani böyle Superman'e kriptonit mızrağı girince Aa! diye Superman bağırıyor. Batman'in de orada şeyi gitmiş herhalde. Libidosu gitmiş. Bir şeyi gitmiş yani. <laughs> bir önceki filmde mekanik kuvvetli zırhıyla falan gelip böyle lava adam demip Aaah! falan diye Superman'in boynuna basıyor herif. Kuzu gibi olmuş herif. Oğlum ne oldu? bir yerine taş mı geldi yani işe işe Batman yani anladın mı ne oldu sana böyle Batman <gülüyor> <gülüyor> hani öteki Batman'i sevmiyordum ama o Batman'den bu Batman'e de paralel evrendeki arkadaşı gelmiş gibi o geçiş mesela çok ilginç iyi ki yapmış görmek bu, bu Batman'i bin kere tercih ederim öteki Batman'i çünkü biliyorsun ailen öldürdün diye mektup gelince böyle <laughs> falan olan bir geri zekalı vardı ee, Batman değil beyin derif de yani böyle anladın mı steroidi basmış beyni gitmiş Buradaki Batman'de biraz ama şey olmuş yani. Mesela Superman'i dirilteceksin. Ulan bir önceki filme hürmeten de ki bari ben kalın zırhımla geleyim. Herif yine dirilir bilir anamızı ağlatmasın falan dersin. Kuş gibi gelmiş Superman'de kötü kalkınca böyle şey oluyor. Kılar kurban olayım vurma falan diye kalıyor ya böyle. <laughs> Dedim ki lan ne biçim. Bir... Ne oldu oğlum sana kapanın vurdum bir önceki filmde yani. Neyse. Ama bak o bile ilkinden iyi biliyor musun? Çünkü iyi abi, Alfred... Evet. Gauntlet detayı ekliyor. Ee, onun işte amacını anlatıyor. İlk başta izlerken olan niye eklemiş bunu diyorsun. Sonra en azından onu kullanıyor. İlkinde ne yapıyordu? Yukarıdan aşağı bırakıyordu Superman. Ah benim falan diye gidiyordu. İşte şey şaşırıyorum <laughs> o yüzden. Yani <laughs> Zack Snyder'ın bence aldığı eleştirileri dinlemiş olmasına çok şaşırıyorum her şeyden önce. Yani e, asık suratlı ve kötü bir Superman görmek istemiyoruz. Mesela en yaptığımız eleştirilerden bir tanesiydi. Burada bu Süpermen yine siyah elbisesini giydiriyor ama Süpermen'in en sonunda gelip de ekibi kurtardığı sahne mesela. Whedon'daki şeye göre çok daha klas. Oh diyorsun be Süpermen. Zaten o böyle bir yine peleriniyle böyle bir güneşin karşısına çıkıyor ya. Hazreti Aa, İsa gibi sahne sahneler falan. Yani. Oralarda böyle şey oldum. Yani Zack Snyder'la bir ortalıkta da el sıkışmışız gibi hissediyorum bu filmle alakalı. Yani şey diyebilirim gönlümden çok rahat kopa kopayla hani böyle. Zaten Zack Snyder'ın yaptığı en iyi DC filmi bu oldu yani şu ana kadar. Eee bu bu filmi iyi bir film yapıyor mu dersen <laughs> çok tartışmalı bir <gülüyor> konu. <gülüyor> ya ilk Superman değildi çünkü onun senaryo ekibi farklıydı. Onu Snyder ne kadar etki etti bilmiyorum ama o işin içinde Nolan falan da vardı yani. O biraz daha çok değerli toplu duruyordu o film mesela. Hı -hı. Bu da sonradan biraz e, o ilhamla biraz belki onların da getirdiği biraz işte seyircinin de baskısıyla toparlanmış. Ama senin o Batman tanımının bence işte kurtulamadığımız kısmı BVS abi. Ya bu Batman bak şey demiyorum şimdi herkes şey diyebilir Ben Affleck iyi olmuş olm olmuş tamam yani evet kostümlü olarak okey gözüküyor. Ben bunu ilk çıktığı günden beri söylüyorum ama bu Batman yok abi çarpık yani sen o Batman'i gördü hep aklına bir önceki film geliyor sonraki hali geliyor o filmdeki aptallıkları geliyor. Kral şimdi onu bir diyorum işte Superman'in karşısına dikilip de do you believe diyen bir tane herif vardı burada. Evet. E bir film sonra herif hemen böyle kılar kurban olayım ateş etme ayi falan gibi bir herif olmuş. Ulan bari bir kalk iki vatananga dişe işe yaramadığını bilsen de delikanlı ol falan. Yani iki hani mevcut Batman'den çok daha memnunum ama mevcut Batman de hassas bir yerine çok sert tekmeymiş ve böyle biraz şey olmuş gibi. <laughs> ben kavgalara girmeyi bir yerde sonra bıraktım tabii yani böyle anladın mı? <laughs> Öyle bir hali olmuş. İşte hali tavrı çarpık abi oturtamıyor yani ton tutmuyor maalesef tutturamaz da bu saatten sonra o yüzden eğer ki işte ileride Flashpoint'ler olur Final Crisis'ler olur farklı Batman'ler gelir kafası olursa o zaman o zaman bak işe yarayabilir çünkü şöyle bir aslında e, base oluştu 3 tane elimizde 89'dan bu yana 3-4 tane hatta farklı Batman var hadi Nolan'larınki dışarıda kalacak diyelim 3 tane bambaşka Batman var. Bunları bir şekilde bir araya getirirse gerçekten çok ilginç olur. O zaman çalışabilir. Çünkü bu cins olanlardan biri. Evet. Robert Pattinson'inki Pattinson bambaşka bir şey olacak. E zaten Nolan'ın Batman'inin işte zaten o karakter development orada inanılmaz olduğu için ikinci filmde hemen coşuyorduk. Bunun üstüne ikinci film gelince devamlı böyle çarpık bir şeyler görüyoruz. Çünkü öbür filmlerdeki de, de kafana geliyor ister istemez. Abi insanız. ya onları izledik ayıramıyorsun. Zihninde o Batman geliyor o canlanıyor senin. Burada böyle bir viski içiyor. Bir ezik kalıyor. Bir süpermeni dövüyor. Bir böyle oluyor. Yani şey gibi böyle e, liseli çocuk gibi böyle kendini arıyor. Abi annemler de öldü zaten. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ananemin yanında kalıyorum ben de falan. Yok, burada <laughs> pek çok sahnede çok da ağırbaşıydı. Taktik stratejiyi üstleniyordu. Liderlik görevini üstleniyordu. Grubun Tony Stark oluyordu adeta. E, falan. Bunlar çok güzel. Bir tek şey sahnesi bence mevcut Batman'i çok kurtarabilirdi. Onu ilginç bir şekilde yapmamışlar. Whedonverse'de vardı ya hani Superman tam Batman'e çakacakken aman gel falan deyip böyle meğer Louis Lane'i getirmiş oradan konuyu çözüyordu. Hmm, mesela evet. bu çok akıllıca bir şey ve Batman'in bunu çizgi romanlarda birebir kullanmışlığı var bu arada. Superman'le kavga etmesi gerektiğinde Louis Lane'i ortaya atması gibi bir durumu çok görürüz. Yani mesela ben bu o sahnede gözümle şeyi bekledim. <laughs> hani böyle Batman bak yapma, Superman etme falan diyor. Hemen oradan Luis gel kızım falan diyecek. Luis'i çağıracak diye bekledim. Baya yok. Luis kendiliğinden yürümüş gelmiş. Onun da aklına Martian menantır giriyor. Ay filmdeki en gıcık olduğum şeylere geçebilir miyiz biraz? <laughs> Neyse dur. Sahne sahne de gidebiliriz istiyorsan. Dur dur Aya, tamam. Sahne sahne gidersek 3,5 saat sürer bu video muhtemelen. <laughs> ben her şey şeylere... hazırım. Çünkü dün filmi 6 saat izledim. Kendim izledim. Yan yana koydum eski filmle sahneler pozitif negatif falan diye ayırdım yani. Hani istediğin yerden girebiliriz o yüzden hazırım. Abi şeyi çok güzel toparlamışlar bir kere. Bir kere her şeyden önce Flash ve Cyborg karakter olmuş. Arkaları var. Bir şey olmuşlar. Karşımıza çıkmışlardı. biz bunları izledik de ben şu an diyorum ki aynı Flash'ın filmi gelse ben koşa koşa giderim. En sevdiğim karakter Flash oldu benim bu filmde. Minnoş, sevimli. Koşuyor maşıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Filmin sonunda falan gerçekten bir kahramanlık ekstra ekstra gösteriyor. Yani bir önceki filmde hatırlıyorsun değil mi? Raskolnikov falan deyip böyle bir tane aileyi hızlıca koşturuyordu bir yerden bir yere. Saçma sapan bir çocuğun kötü kötü halleri vardı yani böyle. Burada bir işe ya yarıyor o sahne, falan Flash. O sahne kar gereksizmiş ya. Onu attığına ben çok sevindim. Çünkü hmm. o sahne bir tek oraya dramayı ekleyip işte süp... Flash'a anlam yüklemek için ya o sahne. Çünkü Flash'ın orada hiçbir görevi yok. Zaten korkuyor da. ilk girdiği görevde de korkuyor. İnsanları çıkarıyor. İkinci de yapacağı hiçbir şey yok. Yani burada en azından bir amacı var. O bir de bak terk edilmiş bölge diyorsun, bilmem ne diyorsun. Orada böyle kocaman alan olmuş. Bir tane aile koymuşsun. Hani oradan büyük drama tra travma yaratıp drama yaratmaya çalıştığını anlıyorum Widow'un ama oğlum bu böyle olmaz lan. Orada dünya yanıyor oğlum artık. Ne işi var onların orada yani? Böyle bi bir şey canları var. Fikti ölecekler orada yani. Onu gel koştur bilmem ne. İlk film ilk izlediğimde de eski filmde çok tadımı kaçırmıştı o benim. Şimdi de hiç amaçsızmış. Çıkması çok iyi olmuş bu arada. Yani Flash'ın çünkü Flash'ın sacrifice'ını ve sacrifice ikilemini şeye yıkıyor işte yıkıyor biraz da. Kendi hayatı, çevresi, işte bir yandan iş bulmaya çalışıyor, sokaktaki bir insanı kurtarıyor. O sahne mükemmel değildi. Ee, işte kadını bir anda görüyor, kurtarıyor, yok sosis alıyor, köpeğe veriyor falan. Shit sahne ama mantığı güzel. Yani onun işlemesi, orada bir iş araması, babası için bir şeyler yapıyormuş. Çünkü zaten bütün filmin teması aileler işte ailelerimize Borcumuz, babalarımızla ilişkimiz, kendimiz aile adı, babalarımızın olabilir. adı. Ha pardon o ha. önceki filmdi kusura bakma. O değil abi o. o abi. <laughs> Aynı yönetmenin <laughs> Çünkü bir Superman... filminde. Aynen. Süpermenin babaları falan da girecek işin içine. O yüzden dediğine yüzde yüz katılıyorum. Bir eleştirim Cyborg tarafında burada. Cyborg'un şey sahnesini niye değiştirmiş? Şimdi Cyborg, Şofman'la gezip bir kendini kabullenme süreci var. Babasıyla <laughs> tartışıyor, dinliyor. Oraları eklemesi çok güzel olmuş. Biz en azından babası ilişkisini anlıyoruz. Babası nasıl biri onu anlıyoruz ve Victor'u anlıyoruz. Çok güzel. Ama oğlum Wonder Woman gelince neden uçarak geliyor? Bu daha barışmadı ki kendiyle. O sahneyi değiştirmesi çok anlamsız. Bunu da şeye bağladım ben. Vida'nın böyle yaptığı şeylerin bazılarını... Ben yapmış olmayayım diye R yapmış aynen. Ego. Aynen abi. Böyle si ego ve sidik yarışı gibi olmuş. Aman abi uçarak gelsin. Uyumasa da gelsin. Çünkü uymuyor sahneye yani... Orada böyle gizli gelmesi daha güzeldi. Çünkü barışamamış kendisiyle. İlk kez birilerini açılıyor. ilk kez görüşecek falan. Uçarak gelmesi ne oğlum artık. Bu tarz ufak şeyleri biraz sidik yarışına çevirmiş. Ee, bence Batman'in Louis Lane'i çağırması kadar basit ve mantıklı bir hareketi de aynı sebepten ötürü etme kılak noktasında bırakmış. Kendi Hemen değil iş... mi bak Louis Lane'i unutuyorlar lan. Louis Lane'e sadece Superman anası konuşuyor oğlum. Bir gidin sorun kızı lan. Superman'in Superman anası değil kanka. Marşın ben antırı. <laughs> <laughs> Haluk Bilginer geldi o. Ya. Haluk Bilginer Martian Manhunter rolü. Aynen. Yapıyor. Haluk de hani demek istediğim şu. Kimse konuşmuyor onunla. Başka konuşmuyor. Zaten o da anası olarak gidip konuşuyor. Evet, yani evet. Manhunter olarak gitse zaten konuşamayacak. <laughs> zaten şey çok ilginç yani. Bütün film ve bir önceki film... ...ve bir sonraki film muhtemelen herkes böyle... ...aman Louise anahtar, Louise çok önemli... ...Louise Lane, Louise Lane... ...Louise is the K, Louise is the K deyip duruyorlar. <laughs> Ulan bir ara sor... ...bacım dul kadınsın bir ihtiyacın var mı deyin en kötü be... ...ne hayvan mısınız sizde yani... ...orayı sormamak artık yani... ...böyle bir şey olamaz ya... ...yani çok tuhaf ya işte... ...muhtemelen... <laughs> ...muhtemelen Batman'in Superman Batman Superman'i... ...Louise Lane üzerinden manipüle etmesi çok geçerli ve bariz bir mantık. E, Joss Whedon yaptı diye onu çıkarttı diye düşünüyorum. Hem de Marshall Marshall ben da sıkıştırmak için öyle bir anlamsız e, sahne çekmeye orada şey yaptı. Ama filmde güzel olan yerleri saymaya devam edeceğim. Hele de önceki filme kıyasla. Önceki filmde şey oluyor diye mesela. Şimdi bu Mother Box mu? Evet. Bunu suya atalım Superman diridir falan gibi böyle bir... <laughs> FRP grubu gibi anladım mı? Elimizde bu büyülü item var. Bu, <laughs> demek ki bununla çözüyoruz. Yani hani meta hani meta ya da game vardı yapıyorum. ya. Eski adventure'lar click to point her şeyi tıklamaya başlarsın. Birbirinin üstüne aynen, çalışsın aynen. diye. Ya yani, sürükleyip kutuyu <laughs> bırakıyor olmuyor. Sürükleyip kutu, resmi bırakıyor olmuyor. Sürükleyip kutuyu bırakmışken flash çıkıyor. Aa diyor puzzle'ı çözdük falan diyor. Bir önceki filmde yani bir önceki versiyonunda bu filmin böyle bir salaklık vardı mesela ve aşırı kötüydü. Burada çok da uzatmıyorlar yani bir 5 dakika izahat sahnesi var. Cyborg'a diyorlar koçum nedir bu kutu? Abi diyor bu kutu değişim kutusudur. Moleküllerin eski halini biliriyor bu kutu. Molekülleri eski haline çevirebiliyor diyor. Bunlar da diyorlar ki molekülleri eski haline çevirmek derken ha falan diyorlar. Superman diltmeye karar veriyor. Ulan yani bu kadar basit bir şey niye çıkartırsın bir önceki filmden? Yani çünkü Cyborg karakter arkını atmak istemiş abi uzun diye muhtemelen. Çünkü Cyborg karakter arkalı hepsi. Çünkü kafası çalışıyor onun. Çünkü literally çalışıyor elektronik. Abi bu arada Cyborg'un şey kısımları falan beni çok yordu ya. Cyborg dijital alemde böyle TTNet reklamı gibi geziyor ya böyle. Dijital bir aleme geçiyor böyle. İşte şey 50 megabit bağlantıyla siz de artık dijital paranızı online platformlarda kontrol edebilir. <laughs> ya otel da şey şey kesin. yapabilir ve eğitim <laughs> yapabilirsiniz filan diye böyle aptal televizyon reklamı gibi geziyor falan. Neyse adam diyorum herhalde Kasper pandemi şartları. Kesper reklam oluyordu ya böyle bilgisayarın içine geçiyordun böyle çıkıyordun uçuyordun falan. Oğlum Kesper'ın şey reklamı var bir taraftan kurt bir taraftan boğa koşuyor. Düps <laughs> diye <laughs> çarpışıyorlar arada böyle. Baya o falan var yani. Onu dedim bazı yerlerde hakikaten koronadan herhalde Zack Snyder oturup kendi yapmış CGI. Yani şey yani fikir olarak da kötü CGI. Yani şey de değil. Hani ne bileyim. aynı filmde bakıyorsun Stephen Wolf böyle zırhı değişiyor, savruluyor, uçuyor, bilmem ne yapıyor falan. Cyborg sen ne yaptın? Abi ben de TTNet'le 75 megabit bağlantıyla kotasız ve sınırsız adil kullanım noktası falan diye böyle adam o kadar kötü ki bir de eşofmanlı gidiyor oralara falan. Yani dijital alemi tavsiye etmek bu kadar bu kadar kötü olmamalı ya dijital alem tasviri. <laughs> Matrix gördü ya bu gözler 2000 senesinde. Oralar ucuza gelmiş diyelim. Neyse ne ne diyelim şimdi adam depoda kalmış mallı hep. Muhtemelen orada çocuğu yeşilde çekmişlerdi çünkü. Anladın mı? Yani Aynen. Oradan sonrasını bulduğu en müsait vermiş. Bu çıkmış. Çok da süper ama şey falan çok komikti. Eee işte sonradan kurtarılmış kısımlar çok belli oluyor. Şimdi haliyle ben de filmi gömerken sinemalara çıkmış multimilyonluk bir film gibi gömmek istemiyorum ama kötü kısmını da söyleyeceğim. Yani o kadar fazla dış ses bir şeyler izah ediyor ki. Çünkü belli ki çekememişler onu kurtaramamışlar. Ya da Snyder'da uzasın demiş elimdeki kalmasın demiş. O Victor'un babasının Babası Fiktor da anlatıyor ya evladım sen artık ha, şöyle yap böyle yap ha. geliştir oğlum kendini. beysin bundan sonra dijital sana kullanım kılavuzu bilmem ne bize <laughs> hadi bakalım oraya giriyor hop dijital hale uçuyor artık güvenlik kameralarını kapatabilirsin hadi bakalım şimdi W tuşuna basarak biraz yürüyor yürüyor falan böyle <laughs> hadi bakalım şimdi zıplama iki kere space'e bastığında docularsın oğlum hop doculuyor falan ondan sonra. İşte artık paralarla oyun oynayabilirsin. Bilmem ne Anne anlatıyorsun dayı anladık işte adam dijitale hükmediyor. Bır 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 çocuk çizgi filmi gibi uzatmış da uzatmış. Zaten uzatmış da uzatmış The Movie yani bu 4 saatlik bir eserden bahsediyoruz. Çok kesilmesi gereken kısım var. Bir de oğlum dijital kısım dijital her şey dijital. Adam laboratuvar alien tek inceliyor kaset abi. <laughs> Kasetten ses dinliyor çocuk. İşte yani... abi evet niye yani e, laboratuvardan <laughs> işte neyse anladın mı yani. Var bir takım tuhaflıklar artık ya onlara bunu... da çok takılmıyorum. Çünkü eldeki görüntüden kurtarmaya çalıştıklarının farkındayım ama öbür tarafta adam hakikaten lazerle ışıkla oynuyor. Bir iki tarafta çocuk kripto coinlerle böyle dans ediyor. Babası 9'a 5'lik kaset bırakmış evladım falan diye. E bir, bir transfer ataydın amca sen de artık yani lazer atan adamsın. <laughs> ya baştan çarpık işte şimdi bak şey temasını anlıyorsun baba oğul uzaklar. Onu veriyor işte mesela şey sahneleri güzeldi bence işte Amerikan futbolu oynuyor orada böyle güçlü karakter dövüyor meviyor yine oralar slow motion neyse olabilir okey ee, çok sorun etmedim ben bu sefer sonra işte tribüne bakıyor babası yok ve kaza yapıyorlar bak bu kısımda karakterin şeyini attın ilk e, temelini attın Kabasın. uzaklar konuşamıyorlar aynen Aha. nasıl yapacaksın bunu uzaktan dinlemesi lazım ya tek çözümün bu mu yani işte bak Snyder'ın en büyük sıkıntısı bu. Güzel fikirler var aklında ama bir senarist olarak yazdığı çözümler çok kötü. Abi zihnine yerleştir. Babası onun zihnine girmeye çalışsın. Ne bileyim yani bir sürü seçenek olabilir. Çünkü çocuk dijital lan. Digital Sana hiç katılmıyorum yani. kanka ya işte. Bence Snyder'ın aklında iyi fikir falan yok. Snyder'ın aklında ama, iyi fikir olsaydı... Ama bunu olsaydı, bulmuş abi. Bunu bulmuş ama yani. Abi, Baba, babayla abi. sorunu bulmuş yani. <laughs> ya onu çizgi romanda vardır. Oradan bulmuştur abi. Snyder'ın aklında iyi fikir kurmayı olsaydı, bulmuş diyorum. Teknik ha. olarak. Ya bak, bak bak bak. bir dakika. Snyder dediğimiz adamı <laughs> bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi 4 saat izledin. Ee, şey olmuşsun. Kaptırmışsın kendini. Snyder dediğin adam... Lex Luthor'un <laughs> kötü, <laughs> Luthor kötü bir adam olduğunu göstermek için... Lex Luthor'un kötü bir adam olduğunu göstermek için... Lex Luthor'un arkasındaki tabloyu... Ters astırıp Eee, kötü adamlar... Işte ...yine adam çözüm falan diye. ...çözüm çok kötü işte yine berbat bir ha, çözüm yani... Işte, ...işte aman adam senatoyu patlatacak... ...mahkemeyi patlatacak... ...oraya çiş bırakıyor... ...efendim bombayı da tekerlekli sandalyeli ...adamın tekerlekli sandalyesine sokuyor... ...sanki başka oraya bomba giremezmiş gibi... ...anlamsız bir şeylerle... <laughs> ...falan bir herif yani... ...Zack Snyder dediğimiz adam... BVS'nin ilk sahnesinde... E, ...duf duf duf diye gelebilen Süpermen öbür çocuk öldürülürken böyle izlettiği falan bir herif. Yani Zack Snyder çok evet. akıllı bir insan değil. <laughs> değil işte zaten çözüm ama, bulamıyor o sıkıntı yani. Ama akıllanmış gibi. Yani gerçekten BVS'ye bakıyorum... ...ve Snyder Cut Justice diye önümüze konulan esere bakıyorum... İnceden şöyle oluyorum. Acaba diyorum adam Covid döneminde steroidi hormonu mu azalttı? Yani bu da çünkü vücut falan çok sebebi... ...böyle bir adama şey, sakinlik gelmiş bir böyle... Daha el Kızından da olabilir yazmış. bu arada. Hayata bakışı falan değişmiş olabilir biraz. Bilmiyorum şimdi kızında karıştırmak istemedim ama olabilir. Ama Zack Snyder'da bir değişmiş geldi bana. Yani o böyle Lavaboy'la adam dövdürtmek falan nedir abi? Anladın mı? Bunlar böyle bir ergenin hayal gücünden fırlayacak böyle. O abi sonra alıyor Lavaboy'u, <laughs> vuruyor kafasına falan tarzı bir senaristen <laughs> Senin dediğin gibi ya işte babayla oğul araları mesafeli olsun, oradan bir şey bağlayayım falanlara gelmiş adam. Yani bir abi de bir olgunlaşmış mı demek lazım? Demlenmiş mi demek lazım? E, ee, gittiği yön hoşuma gitti bu arada benim. Yani önceki Zack Snyder <laughs> yani nereden nereye ee, utanmadan izlediğim bir film çıkartabilmiş. Sıkılarak izlediğim bir film olduğunu tekrar altını çiziyorum ama utanmadan izledim en azından filmi. Ki bu herhangi bir DC filmi için çok büyük adım bende. Yani Dark Knight Returns'dan sonra utanmadan izlediğim DC filmi sayısı benim çok az. Yani Man of Steel'ın sonu falan bile yani ne yaptın abi falan oluyordum böyle. En sonunda utanmadan sonu izlediğim bir film gibi. var. Ee, Flash Ama yine de Dark Knight falan çok önde ya. Yani hiç şey yapamıyorlar ya. Oralara yaklaşamıyorlar ya. Yani. <laughs> Flash'ın yine arklarını çok beğendim. Ee, bence kızı kurtardığı sahne çok hoş bir sahneydi. Çok ilginç bir şekilde Whedon Cut'ta görmeyi bekleyeceğim böyle sosis esprileri falan var. Şey çok ilginç. Şimdi o sahneyi komple çıkarttıklarına göre o sahneyi Snyder yazmış. Ya da Snyder'ın ekibi yazmış evet. yani. Evet şey çok şaşırdım yani çünkü benim bildiğim Snyder'ın yazacağı Flash orada böyle cam kırıklarının içinden koşarken kollarından kanlar çıkıyor için kızı kurtardığında böyle daha da dramatik daha da böyle hani crawling in my... Ahmet Kaya böyle anladın mı falan böğrünü falan yırtması gerekiyordu. Aa minnoş Flash böyle parmağıyla kapıyı kırıyor çıkıyor hop kızı kurtarırken yanına da iki sosis alıyor bir diyorsun ki ulan ne sosis alıyorsun gerizekalı ne alaka bunlar da bokunu çıkan evet. bir şaka yapacağız derken. Sonra, Sonra yo onu da düşünmüş meğer şeye gidip sanki köpeklerle oynayacakmış yani oyunda bir payoff'u var yani boşuna yazmamış o sahneyi de mesela hani Sırf komiklik olsun diye de yazmamış o sosismosis alma detayını Bunlar falan çok daha Dediğim gibi benim e, Zack Snyder'ın kaleminden vizyonundan beklemediğim seviyede daha dengeli e, sahnelerdi e, Şey sahnesini ben çok seviyordum İnanılmaz uzun ve inanılmaz sıkıcı Lağımlarda dövüşüyoruz, sular basıyor sahnesi var ya bir tane bitmek bilmiyor bu filmde de böyle. Ha evet 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 o ilk gittikleri kısım. Ha Moira madenlerinde dövüşüyorlar Stephen Wolflu. <laughs> <laughs> Orada Batman'in bir e, flash çok gerildiğinde flash'a böyle bir save one deyip de böyle bir hani bir tanesini kurtarasıya şey, bakanı hani kendini daha kahraman gibi hissetecek diye bir ders verdiği sahne vardı. O mesela böyle bir aradım ben o sahneyi çünkü o güzel hem de böyle biraz Batman'le Flash arasında bir akıl hocalığı gibi bir paralellik kuruyordu. Onu çıkartmış o güzel sahneydi bence ama bir yandan da Flash herhalde o noktaya kadar artık birilerini kurtarmayı zaten biliyor falan deyip de çıkartmış ya da belki de Whedon yazdığı için çıkartmaya karar vermiş olabilir yani. İşte o dediğim Cyborg sahnesi gibi olabilir. Yani Whedon'un karakterlere anlam yüklediği, development yüklediği alanlar yok alanlar. Onları çıkarıp onu önceden verip işte biraz daha babası üzerinden. Hani Batman'i babası şey değil de hani Batman bir idör gibiyken o esas işte ilhamı babasından alıyor falan. Onun için yapıyor. Falan'a bağlayıp oradan işte kendisi zaten biliyor bu işleri. Aslında senin dediğin gibi o sokak sahnesini koyunca zaten kurtarması gerektiğini çözmüş bir karaktere bir daha söylese olmayacak. Onu da oraya çekip kurtarmış. Widden'dan kurtarmış yani. <laughs> Yoksa onun dışında bence eee <laughs> ...filmin öveceğim kısımlarını düşünüyorum. Superman'in dirilişi ha. çok daha iyiydi. Ee, Superman'in çünkü... Ay bir kere şey sahnesinin çıkmasına çok sevindim abi. Süp... Hangisi? Filmin başında Batman damda bir tane böceği dövüyordu da... ...böceğin sırtından üç tane kutu çıkıyordu. Ha Günün evet. Önceki versiyonda hatırlıyor musun? Batman de onlara bakıyordu. Ha Mother Box'ı arıyorlar falan diyordu. Böyle aptal bir sahne vardı. Yani onun yerine en azından... Bu sefer Wonder Woman gelip 45 dakika Clash of Clans reklamı izletiyor hepimize. Daha iyi mi <laughs> değil ama öteki iyice saçmaydı. Sır, sır, sertçe vurunca böyle gönlünden geçen duvara çıkıyor hayvanın. Yani anladın mı? Batman'in özel gücüne bak. Bir koy gözümüzü böyle kalbinden geçen duvarda <laughs> patlıyor. Yani böyle ya, saçmalık olmaz. Daha az saçma ama daha sıkıcı bir sahneyle en azından e, Snyder çözmüş bunu. Filmin... Açılışı da değiştiriyor çünkü zaten. Ya, o yüzden değiştiriyor. Açılış yani. deyince abi aklıma şu geldi. Hatırlarsam Batman vs... Pardon. Justice League, Whedon Cut, vs. Whedon League, whatever işte ismini buluruz bir süre sonra. Whedon Shit. Son derece Zack Snyder bir müzik ve son derece Zack Snyder bir açılışa sahipti. Everybody Knows'un çok slow bir cover'ı. O cover'la evet. beraber böyle Superman öldükten sonra şehirde suç artmış slow motion'da millet mandalina falan çalıyor böyle inanılmaz dramatik. Evet. Joker koşarken kafasına vuruyorlar sertçe Joker ağlıyor falan böyle dramatik sahneler falan vardı. Bak o yok burada. Çok ilginç. Yok. Bak şöyle bir, bu bir teori yani her zaman havada kalacak. Ama gerçekten bence araya Vida'nın filmi girmeseydi biz böyle bir Snyder Cut izlemeyecektik. Yani Snyder'ın final çıkartacağı film bence bu değildi. O arada geçen iki senede bence adam da bazı şeyleri değiştirdi, düzeltti. O dramatik, o böyle vay öldük bittik, aman bileklerimizi keselim. Nerede Ahmet Kaya? Bir bileğime taktım jiletle öteki bileğime vurdurduk da böyle arada gezdireyim falan gibi kısımları azalttıkça azaltmış. Onun yerine proper karakter arklar koymuş, motivasyonlar koymuş. Senaryo yazmayı mı öğrendin sen yoksa? O kadar sürede <laughs> evde kaldıkça master master class'a girmiş herhalde. Senaristlerden 48 saat eğitim almış mı bilmiyorum. Çok daha iyi. Ya şey Ya plot olarak iyi de işte yine detaylarda kayboluyor ya. Yani o yüzden iyi bir senaryo ekibi kursa belki de. Tamam, plotu sen çıkar da yine. Gerçekten dediğin gibi çözmüş. Ama yine işte o çözümler, detaylar karakterlerin küçük diyalogları falan oralarda kayboluyor ya. Yani oralarda belki de gitgeller yaşıyor bilmiyorum ama şöyle yazayım ama yok çok şey oldu. Şöyle mi yapayım? Çok oynuyormuş gibi bir hissiyat da var orada. O yüzden de çarpık olmaya başlıyor her şey. Çözemiyor yani o konuları. Yok yok evet. Ama içerideki... mesela söyle Yok şeyleri falan ee, şeyden de toparlamaya çalışmış. Onları çözemediği için müzik kullanımı dedin ya mesela Aquaman kısmı yani Aquaman'in e, ilk gelişi sonradan işte o ikinci gidişinde Aquaman'in o e, inanılmaz reklam müziğiyle işte neydi? İki, iki tamp mıydı? Onunla böyle gidip <laughs> gidip falan diye böyle suya gidişini çıkarıp yani bak bunu müzikle yapıyor. İlk Cave şarkısı koyup oraya. Dramatik yapma tercih çok doğru. Ama bak yine çalışmıyor. Çünkü sahne dinamik. Su patlıyor, viski içiliyor. Müzik slow. Böyle şey gibi oldum orada. Böyle Abi ne oluyor? <laughs> Orası yani, tam bir saat o... reklamı değil mi abi? Hemen böyle evet. böyle şey çıkacak. <laughs> çok... Tag Heuer 6000 Euro'luk saatler falan gibi böyle bir reklam bayağı yani. <laughs> ya yani işte toparlayacağı kısımları yine iyi çözmüş ama çözüm müzikle ya bilmiyorum ben olsam o sahneyi çıkarırdım mesela. Zaten çok bir amacı da yok o sahnenin. Yani evet oraya e, konuşma ekliyorsun. abi, bir de orada alıt sahnesi var bu arada. Hadi gömücücüm gelip... kısımlara gelelim abi o zaman. Madem artık oh. kaşıdın sen de bizi iyice. Ya atlı at. gidiyoruz işte aynen. Yani abi, o o sahne Zack nedir Snyder, oğlum ya? O sahne. Zack Snyder bence aradaki sene senede çok ciddi miktarda ATV kanalda da A dizisi izlemiş. Böyle bir şey olamaz. <laughs> yani o böyle şey A dizileri vardır ya. Çölün ortasında 8 tane dik araba giderler. Ondan sonra ceketli <laughs> evet, çocuk çıkarır kızı. çök ulan der böyle şakana silah dayar böyle. Ya evleneceksin <laughs> ya seni vuracağım falan. Bilemedim şu an Karadeniz adisi oldu bu. Neyse. Hey! falan böyle ağıtlar falan yakılır. Bir şeyler olur. Le, 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 bir şeyler. Abi sen <laughs> ben daha bir ağzımla da dedim ki bir önceki yatay bakışta yani bu Zack Snyder beni göt etmeye mi çalışıyor anlamıyorum. Bir önceki yatay bakışta adı ağzımla dedim ki ben dedim Zack Snyder'ın müzik zevkini çok beğeniyorum. Adam çok güzel şarkılar seçiyor filmlerini En kötü oradan beğeneceğim dedim. Pişman etti herif beni ya. Bütün film Wonder Woman sağa bakıyor. <Gülüyor> 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 Falan. Ne oluyor abi ne oluyor? Hasta mısınız yani? Hele de ilk bir saatte o kadar fazla Wonder Woman sekansı var ki. Wonder Woman giller ok atıyor. Wonder Woman oku tutuyor. Wonder Woman daha bakıyor. Wonder Woman geçmişi hatırlıyor. Wonder Woman Batman'e bakıyor. Abi sakin ol. Ne yaptın? Zerda mı izledin bütün sene? Asmalı Bunları çıkarsa 3 saate bağlarmış aslında gerçekten. Abi bir de saçma sapan yani. Ne yapıyorsun? Bir de güzel de değil abi. Sen zevkli olan bir adamdın en azından müzik konusunda lan. Yani sen Watchmen'deki o slow motion müzik sekanslarını yapmış adamsın. Senin lan Justice League'in bir önceki versiyonun açılışı bile daha iyiydi. Yani sen müzikle sahne birleştirmeyi bilen adamdın. Ne oldu oğlum ATV kalitesine düştün bir anda? Hayret ettim yani. Nasıl yapabilirsin bunu? Şey ilginç bunu? ama. Bak şey ilginç. <laughs> Mesela müzeye giriş anında çok ritimli, tempolu bir aksiyon müziği giriyor. Çok güzel. Tünele girişte giriyor. Çok güzel. Mesela onları ben eski filmle aynı yan yana açıp baktım. Eski filmde hiçbir şey yok. Böyle diye giriyorlar. Müzik bile yok. Bak genel atmosfer, müzikleri ve ha bu arada sesleri muazzam filmi ben onu biz çok sevdim. Onu araya alayım. Ses mixajında öttürmüş yani. Ama müzik aksiyon atmosfer müziği iyi ama tema müziklerini niye bozmuş ben de anlamadım. Yani Ha şunu anlıyorum yine bak Wonder Woman'ın gelişini daha dramatik hale getirmiş müzeye. Bunu ritimli tempolu yapmayayım daha bir başına slow bir kısım mı koysak demiş. Bok gibi olmuş. <laughs> Ve sonra yani Aquaman'ın oradaki halkla bir bağının mesela altyapısı yok. Şimdi bak Cyborg'u verdin. Flash'ı verdin. Superman'i verdin. Hadi Batman'i de iyi kötü verdin. Biraz toparladın. Oğlum Aquaman'in yok ki oradaki bir... bir tane adam kurtarıyor. Bir de önceden oraya gelip Batman'i duvara vuruyor. Ya biz bu halkla ilişkisi nasıl? Ne yapıyor? Ne bitiyor? Ya denizden bir adam kurtarıyor değil mi? Bunu alt yakıyorlar. Ne oluyor yani orada? Anladın mı? Bunu önceki filmde onu şöyle bağlamış bak. Ee, Whedon duvara bir tane şey hi 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 hieroglif çizmiş. Onun üstünde böyle Aquaman'i görüyorduk. Ha diyorsun bunlar uzun süredir ha burada şey oluyor gibi. Oradan bağlamaya çalışmış. Whedon böyle Oktan bir çözüm üretmiş. Burada o çözüm de çıkmış. O çıkınca hiçbir şey kalmamış. Yeni bir çözüm de eklememiş. Bir anda kızlar çıkıyor. Hey falan diye alta başlıyorlar. Çok awkward duruyordu yani. Çok awkwardtı ya. Ya yani i̇şte... Portrait of Lady on Fire'ı izlemiştik ya. Orada da böyle bir alt sahnesi vardı. Ne kadar güzeldi. Ama dur abi Bağlamı sen neydi, neyi, ki. kıyaslıyorsun? O kadar da değil. <laughs> ee, hiç ben kıyas yani. Abi, ha şu yüzden kıyaslıyorum abi hı. bir bir bak bir tane bağlam vereceğin ya bir tane çocuğu kurtarsın ne bileyim bir şey yap ya bir tane sahne yani hadi şimdi çekememiş anlıyorum yani Covid'den dolayı da önceden de düşünmemiş bunu yani o aptallığı baki hala orada e, e, çıkart bari aynen öyle ya bak bu filmden çıkması gereken o kadar çok şey var ki sırasıyla sayıyorum bir Woman'ın bütün uzatılmış sahneleri ve A müziği A müziği de değil ne o müziği şey müziği o evet. tema müziğinin başı aslında. Ha. O başını atsa yetecek. Töre müziği, töre müziği böyle anladın mı? Valele falan töre müziği. Ben inanılmaz ona tetiklendim. Neyse onu geçiyorum. İki. Bütün dövüş sahneleri. istisnasız. Bak gerçekten söylüyorum. Hele meydan savaşı sahneleri. O böyle var ya Clash of Clans reklamı gibi hatırlar mısın? Mobil oyunlar böyle manken oynattıkları ha. böyle anlamsız yeşil perdede savaşın içinde yürürler falan evet, böyle evet. salak salak sahneleri burada. Bir böyle şey sahnesi anlatıyor. Vay Darkseid uzaydan saldırmış da insanlar yedi ordular toplanmış da Yüzüklerin <laughs> Efendisi misin mübarek sen yüzük falan da uçuyor havada iyice belli özenmiş. O kadar sıkıcı ya abi o sahneler. Alt tarafı diyeceksin ki aga elele, ele ele böyle böyle oldu tamam mı? Ve bir önceki filmdeki kadar bile bence fazlaydı yani bu filmde bir de böyle. Oradan, bu film bayağı kısa tutuyor. Bilmem kim orada. geliyor lazer atıyor ötekisi geliyor ışık atıyor bir ikisi geliyor hoba zıplıyor Darkseid'e vuruyor Darkseid burasına böyle yiyor çekiyor Allah falan ediyor. Böyle uzay gemilerinden üç tane mübarek kadın neonlar böyle ulele ulele diye kut kaldırıyorlar falan. Ne izliyoruz abi yani. O kadar sıkıcı ki bu anlatılanlar yani. Ve çok çok DC komik seven birisi olarak DC'nin kozmik tarihini hiç sevmem. Ne zaman DC kozmiğe girse, kozmik hikayelere girse ben inanılmaz sıkılmaya başlıyorum abi. Yani şimdi şeye çok şaşırıyorum. Yani sen böyle işte ya Superman kötü olursa falan gibi politik yerlerden başladın bir önceki filmlerinde falan. Artık gökten uçan kadınlar edip şarkı söyleyerek şeytani kutular kaldırıyorlar <laughs> abi. Yani bu da artık süper kahraman şeyinden çıktığımız yerlere geliyor. Ee, nasıl söyleyeyim? İşte Batman orada sırıtıyor ya zaten sorun o yani. Geçmiş Reis ben bu sahneleri Infinity orada da sevmedim. Ben Endgame'in çoğunu da sevmedim süper kahramanlar bir meydana toplaşıp birbirlerine yumrukla girmeye başladıkları dakikada ben çok hızlı sıkılıyorum. Bunu ben de ben de bir tek Civil War kurtarabildi. O da Civil War şakalı komikli hani böyle diyaloglu falan diye böyle hani Superman, evet. Spider-Man'le Kaptan Amerika girecekler. Biz de Brooklyn çocuğuyuz falan hani böyle ha biz de Bronx çocuğuyuz falan hani böyle <laughs> geyik falan yapıyorlardı. O biraz kurtarmıştı. Ama onun dışında şey falan inanılmaz sıkıcı abi. Er meydanında bir de böyle kıpkırmızı bir yeşil perdeden kıpkırmızı bir şey yapmışlar. Oradan o koşuyor ok atıyor. Oradan o koşuyor ok atıyor. MMO reklamı gibi şey. MMO da değil. Mobil MOBA reklamı gibi böyle tamam mı? Kahramanını seç yetiştir. <laughs> Level 78 Herkül. Level 64 temskiranın atlısı. Level 4 Okçu. Level 78 Darkseid falan böyle. Çok <laughs> hiç gerek yok bir de. Yani ne oldu ben o sahneyi izledim de şey mi dedim yani. Aa Darkseid'i yenmişler. Yalan anladık işte yenmişler Darkseid'i. Cır 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 ne uzatıyorsun. Filmin sonu da aynı bok. Yani filmin sonunda her herkes el ele vermiş Batman'in arabası kuleye kadar uza, varsın diye uğraşıyorlar. Ya arkadaş ne kadar sıkıcı sekanslar. Yani filmin keyif dövüşünden keyif aldığım kısmı yemin ediyorum Flash slow-mo'yu bastığı anda "Aa" diyorum. Flash bak bir şeyler yapıyor. Flash'ı izliyorum. Çünkü Ezra Miller beni karizmasıyla, oyunculuğuyla, neşesiyle etkiledi bu filmde. Ben Ezra Miller'a takıldım evet. bu filmde. Keşke Ezra Miller'a böyle daha iyi bir filmi olacağı bir şey verseler ya. O şey sahnesi ya, falan çok kötü ortam abi. Ortam verseler. O böyle suyun suyun olduğu kısımda giriyorlar. E, ee, Victor Victoru şeyin elinden kurtarmaya çalışıyorlar Stephen Wolf'un. Orada oradan böcek atlıyor, ona ateş ediyor, ötekisi oradan bu bunu ateş ediyor falan. <laughs> bunlar bilgisayar oyunu ara demosu kalitesinde işler. Yani e, sen de buraya ekstra bir şey ekleyemiyorsun. Yani şimdi bak bir dövüş sahnesi olur. Mesela Avengers'ın ikinci filmindeki Hulk vs. Hulkbuster gibi olur ayı dövüşüdür o bağ diye izlersin. Yani dövüşünde bir keramet olur izlersin. Veya da Batman vs. Superman'de senin çok kötü çektiğin ama yine de Batman'le Superman'in dövüşüdür. İnsan böyle izliyor lan Batman'le Superman'in dövüşü nasıl olacak acaba diye. O kadar kötüydü ki her sahnesini hatırlıyorum ama hatırlıyorum. Ama slow motion'da kahramanlarımız böcekleri ateş ediyor sahneleri. Ve o kadar çok vardı ki ordu sahnesi, Aman lazerin içerisinde. Bakalım bir şeye varabilecek mi? Ulan varsa ne olacak? Batman hiçbir şey yapamıyor ki. Oradan oraya şey gibi geziyor. Ne o? E, Call of Duty gibi bir Batman geziyor oradan <laughs> oraya. Zaten herifin yapabileceği bir şey de kalmamış. Aquaman'li bütün sahneler. Allah'ım Aquaman bu filmde niye var? Bu da Zack Snyder'ın suçu değil. Çünkü bir şekilde Aquaman var. Ne yazık ki bu karakter yazıla gelmiş. Bir de filmini çekmişler. 2 milyardaki şey yapmış. Atsan atamazsın bu herifi. Belli bence Zack Snyder da memnun değil. Joss Whedon da memnun değildi. Kimse bu Aquaman'i çekmek istemiyor abi. Yandaki ya çanak abi kaçaktan ama... içeri giriyor oğlum Aquaman. Gördün mü? abi adam <laughs> girdi falan diye böyle içeri kaçıyor herif. <laughs> Tövbe estağfurullah ne saçma şey. Işte. Abi en azından Aquaman'ın arkı da düzgün burada ya. İlk filmde çok komikti yani. Bir anda... <laughs> bir anda gidip bir anda oluyordu ya her şey böyle. Sonra da şeyle geliyordu. Trident'le geliyordu. Ay. Ya ya o sahneye ben senin kar negatif değilim. E, açıkçası. Çünkü ilk filmde o sahne de anlamsız kısaydı ve hiç ben o zaman niye var demiştim. Çünkü hiçbir şey anlatamıyordu. Çünkü Stephen Wolf geliyordu. Dayak yiyip gidiyordu. Okey. Stephen Wolf'un işte Temis Kira sahnesindeki konulara biraz daha hani referans oluyordu vesaire vesaire. Şimdi Dark Side eklemek istemiş. O kafaya koymuş ya şey. Çok e, özür dilerim. E, Amazonların he. o temskiradaki Kira'daki dövüşü de Allah'ım bitmedi. Allah'ım bitmedi. Bitmiyor. <laughs> ya tamam bu adam bu kutuyu alacak gidecek işte uzatmayın da sizin de cc'nize yazık bizim de gözümüze yazık. Ne kadar sıkıcıydı bütün o dövüş sahneleri, savaş sahneleri. Çok pardon abi de, devam et. <laughs> Yo önemli önemli değil. Yo diyeceğim oraya da bağlayacağım zaten birazdan. O sahne şimdi fan servisi var. Bir kere o sahne bence o kadar çok bekleyen vardı ve o kadar mutlu ayrıldılar ki. Çok bir şey demiyorum ben o yüzden. Hani okey. Yani gerçekten belli bir e, kitlenin çizgi romanlarda da bunu çok seven kitlenin o sahnelere coştuğuna eminim. Ben coşmadım ama ben daha mantıklı ve doğru bir kullanım olarak gördüm. Yine bir tık uzun ama Darkseid'i getirecekse okey güzel kullanım. Yani onun gelmesi işte kutularda gelmesi dayağını yemesi bilmem ne okey. yine de kısaltabilirmiş yani yine çok uzatıyor hiç gerek yok ee, ki orada şey de havada kalıyor yani orada şey de çok söylenmişti geldi işte e, life equation'ı bilmiyor muydu yani bilmiyor orada ama Orada o da mı anlamıyor? Sonradan işte Stephen Wolf yere vurup da ha buradaymış diyor falan filan. Oraları anlatamamışlar. Life Equation'ı hiç anlatamamışlar. Milletin de kafası karışmış. Ona da parantez içinde söyleyeyim. Ama bir mantık hatası yok. Çünkü bilmiyor diye geçmişler. Okey. Burada biraz işte şey havada kalmış bu sefer. Demiş ki Darkseid'i soktum. Stephen Wolf'u nerede göstereceğim? Şimdi o zaman da Temiz Sekire sahnelerini uzatmaya başlamış. Mesela bak orada şey güzel. İşte ilk kutuyu alıyor. Kaçarken kendi Amazonlardan birinin kendi ırkından birinin öleceğini görüyor. Hani kutum önemli, o mu önemli kısmında arada kalıp onu kurtarıyor. Güzel. Ama oğlum kurtardı. Niye bir de ayağına sarılmasını gösteriyorsun? Ya artık ucuz aksiyon filmine çevirme bunu işte orada. Bir daha onu görüyoruz. Ne gerek var? Çıksın işte zaten kurtardı. Yani Polat Alemdar bir de yapmıyorlum bunu. Kurtarır, gider. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyor. Stephen Wolf sahneleri orada daha anlamlı olmuş. E çünkü ilkinde şöyle bir şey vardı. Amazonlar da güçlü oğlum sonuçta. Hani onu biraz gösteriyor orada böyle kütüklerle şey kuruyorlar, topuna yıkıyorlar. Onları gösteriyor falan. Sonra hatırlarsan bunu ok atıyorlar Steve Wolf. O oka şöyle yapıyordu. Fiske vuruyordu böyle havada. Burada tutuyor. Yani işte bak mesela şeyleri düşünmüş. Ulan evet. Yani bak Amazonların gücünü ben burada gösterebilirim. Weedon gibi salak değilim. Bunu kullanayım demiş. Ama daha basit çözümleri üretememiş. Yani hep mantıklar doğru güzel oturuyor filme ama film iyi yapmıyor bunlar. Sadece Kesinlikle. temalarını ve çizgilerini düzeltiyor. Abi bak hem senin hem de bence pek çok seyircinin çok rahat yakalayacağı bir şeyden örnek vereceğim. Game of Thrones'un ilk sezonu Game of Thrones'un son sezonu. Tamam mı? Game of Thrones'un ilk sezonunda ya ikinci ya üçüncü bölümde bilmiyorum hatırlar mısın? Ee, ya Çocuk böyle yatalak oluyor şey yatıyor da Kadın diyor ki Winter is coming yeğenim diyor. Nedir evet. bu Winter? Ömer baba hele anlat diyorlar. Kadın da böyle <laughs> orada diyor işte kış geldi öyle bir geldi ki diyor millet çocuğunu yedi falan diye anlatırken böyle sahne kararıyor. Kamera yavaş yavaş kadına zoom yapıyor. Kadının sesine böyle bir yankı geliyor. Böyle Lord of the Rings'de de kullanılan hani böyle şey teknikleri. Kötü ve geçmiş karanlık bir şey anlatıyor kadın. Sonra bir yankı açınca herkes böyle diye korkuyordu hatta. Hatırlar mısın bilmiyorum. Böyle evet, Game of Thrones'un ilk sezonda küçücük bir sahnedir. Winter is coming'in ne derece korkunç bir şey olduğunu bütün Game of Thrones'un bilmem kaç sezonu boyunca insanların aklına yazan o yaşlı kadının Game of Winter is Coming'i anlattığı sahnedir. Sonra 8 sezon sonra hakikaten Winter geliyor. La Spirit falan Ar diye bıçaklıyorlar. <laughs> 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 yani, yani, işte gereksiz aksiyondan kastım benim bu. Winter is Coming'i anlatan teyzeden sen Winter is Coming'i bir dinliyorsun. 5 sezon tırnağını yiyorsun. Ay siktir Winter is Coming abi ne yapacağız falan diye. <laughs> e ulan Winter'ı çıkarıp koyunca o kadar iyi olmuyor. Çünkü olmuyor yani. Çünkü CGI oluyor. Sark... Çünkü şu oluyor bu oluyor falan filan. İşte insanlar bu ilk sezon unuttuğu için e, son sezona beğenenler de oldu işte. Herkes unuttu çünkü. Ne oluyordu lan başında? Ha. Kimse hatırlamıyor. Şimdi diyeceğim. Ben geçen bir yayında da söyledim bunu. Yine Snyder'cı arkadaşlar biraz da çok kızdı ama ya bu filmin olup olabileceği Game of Thrones'un son sezonu. Hadi sondan bir önceki sezon olsun. Yani çünkü şeyle bu kadar vakit kaybedemezsin abi. Sen orada oturt Wonder Woman'ı veyahut da Batman madem her kafasını esiyor lak oraya gidiyor lak oraya gidiyor. Wonder Woman desen desin ki hele gel Batman. E, o vakitleri görmüş bizim bir elder'ımız var. Onunla konuşalım. Kadın anlatsa 5000 yıl önce karanlıklar saldırdı falan ve gösterme bile lan ya da gölgelerini göster sadece. Yani er meydanına e 500 onu yapıyor kişiyi aslında. yeşil ekranda doldurup da gerçekten savaşlarını göstermek çok pahalı ve çok ucuz bir yöntem. E bu dediğini de yapıyor aslında biliyor musun? Wonder Woman mağaraya girip öyle anlıyor ya yani hieroglüflere bakıyor. Wonder Woman <laughs> mağaraya da bu arada topuklularıyla güps diyiniyor biliyor musun? O topuklular herhalde bir İbrahim dedim ben o bir sahnede. Hatırlıyor musun? Art böyle bir yok yukarıdan bir yerden Wonder Woman'la küt diye bir iniyor böyle. Evet. Ay dedim herhalde sneakerlarıyla geldi. Converse var ayağında filan Adidas var. Yok bu kadar topuklularla gelmiş. Allah ne neyse yap bu topuklular. Aa, salak o, salak şeyler takılıyorum ben de. Topuklu giyecek lütfen. <laughs> neyse ama küçük detaylar. E, şey de aynı Yo, dediğin doğru işte ama yapıyor olmasına rağmen onu gösteriyor olması işte çarpıklık. <laughs> Çok doğruya yakaladın aslında. Yapıyor da bir yandan bunu yani. Ha tabii yani bu kadın da Wonder Woman bu kadar da akılsız biri değil. Mağaraya giderken topuklu giyme var yani anladın mı? Bir şey olur kavga mavga çıkar ayağın takılır yani. Sen de savaşçı kadınsın. Botlarını giy git. Ee, ikinci i̇kinci mesela Aquaman sahnelerin tümü. Abi Aquaman sahnelerine harcanan her paraya o kadar üzüldüm ki. Çok üzüldüm. Kendi cüzdanımdan çıkmış gibi üzüldüm. Aquaman <laughs> gidiyor. Oradan Aquaman'ın amcası ne oldu geliyor. Bak diyor Aquaman diyor. Senin diyor anan prenses diyor. Öteki yandan öbürü şşş, uçarak şey geliyor. Su altında Steppenwolf'la Aquaman cenk ediyorlar. Abi şimdi bu herifler su altında ya. Halil o dövüş lezzetsiz olacak. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> bir tane dövüş istiyoruz. Ya birader yani sen bunu CJ'ne para yatıracağına Yani ne bileyim bir şey olsun Aquaman gelsin desin ki burasında morluk olsun Dövdü Kutuyu aldı desin <laughs> Yemin ediyorum bin kat daha iyi olur sahne Yani <laughs> izlediğinde keyif vermeyen aksiyon sahnelerini Bu kadar uzatmak konusunda Ben bu yönetmenin ısrarına hayranım O bir filmin bütün sonu ya film bir yerde Batman diyor ya hadi bakalım gençler siz o tarafa gidin ben dikkat dağıtacağım diyor Oradan sonra Superman gelene kadar yemin ediyorum kaşımı gözümü zor açık tuttum ya. Allah'ım böcek vuruyorlar da böcek vuruyorlar. Böcek vuruyorlar da böcek vuruyorlar. Bak beğenmediğimiz Whedon filminde en azından bir aileyi kurtarmaya çalışıyorlardı. Evet çöp bir sahneydi o da. Ama böcek vurmak mı bir aileyi kurtarmaya çalışmak mı dersin Ama vuruyor da vuruyor kanka böceği. Yani şey gibi olmuyor. Bak orayı da hızlı şöyle çözersin. Stephen Wolf içeridedir böyle. E, lanet olası böcekler ne oluyor dışarıda filan der o sırada güm diye duvardan içeriye adamlar girer ve işte lezzetli sahneye geliriz tamam mı yani <laughs> ver bize lezzetli kısımlarını ver ya şu filmin yok lezzetli kısımdan önce 25 dakika oradan oraya Batman şeyle arabasıyla sürecek çünkü arabaya bir sürü para vermişler tü 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 adam vuracak yok oradan Aquaman atlıyor böcek. Aferin böcek dövdünüz. Aman bayıldık böcek dövme sahnelerine. Yani zaten 4 saatlik film yapmışsın. Şu sahneleri çıkartsan kimse sana nerede bu filmin yarım saati demeyecek kral. Yani oğlum bir de ya iyi sahneler koymuşsun sen bu filme. Kötüleri çıkartacak bari vizyonun olsun ya. Snyder Cut demişler kanka buna. Yani bir iki saniyede kesecektin yani. Her şeyi koymakla olmaz ki bu kadar. Ay nasıl sıkıldım oralarda. Öf. Ya, orayı yine biraz değiştirmiş. Widdow'un filminde o sokak sahnelerinde daha da tırt yerler vardı. Oraların bir kısmını atmış da, ee, yine de tabii ya orada işte e, flaşa anlam yükleme kısmını, işte o etrafta dönüp o enerjiyi yaratması evet, üzerine evet. verip o kısım gayet de güzeldi bu arada evet. yani. Aynen ona bağlaması hoştu. Yani orayı o kurtarıyor zaten. <laughs> i̇şte orada bir fail de ediyorlar. O da güzel. Cyborg fail ediyor. İşte kutular senkron oluyor çünkü. İşte ya bak böceklerin ateş ediyor olabilmesini göstermesi, uzatmadan keşke gösterse. Ama uzattığını göster işte şeyi flaşı vurabiliyor. Ulan. Bunlar bu kadar iyi ateş edebiliyorsa e, daha iyi şeyler yapabilirlerdi. Yani o hızla koşan bir flaşı çat diye vuruyor. Şansa mı vuruyor? Şansa vuruyor. O da ya. anlaşılmıyor. E, tamam anlaşılmıyor şansa. ama. Ya. Sen ben anlıyoruz bakınca. Şansa vuruyor da öyle bir amacı var gibi anlatmıyor onu yani. Böyle bakıyor. Hayır. Benim daha çok takıldığım şey söyleyeyim. Sen zaten terk edilmiş şehrin ortasında böcürcük diye duvardan böyle bir şehir gibi bir şey çıkarmışsın. Sonra da bunun dışına sabit silah yuvaları yerleştirmişler. Bak bu akıl hastalığıdır hmm. Tancan Fümen. Yani Zack Snyder'ın <laughs> karanlık dünyasıdır bu. Arkadaş niye yerleştiriyorsun ki? Yani kara operasyonu mu bekliyorsun? Yani yani abi şunu bak bir daha hep beraber oturup düşünelim. Dark side, step Steppenwolf kutuları birleştiriyor. Kutuları birleştirince Oy! diye böyle istasyon kadar, stadyum kadar bir yeri kapatıyor. Ve dışarıda silah yuvaları var. Bura vay. Yani olur da Batman Batmobile ile hızlıca sürerse diye onu koyduysan zaten o çalışmıyor onu gördük. Yok Rusya tanklarıyla gelecek falan diyorsan zaten senin onlarla bir derdin yok. Ha ya da şöyle bir endişeleri olabilir. 5000 sene önce Kahramanlar çağında okla yayla Darkseid'i öldüren adam 5000 sene sonra neler yapmaz diye korkuyor olabilir. Yani belki de bu Darkseid falan çok güçlü birileri değil. Çünkü filmin başındaki açıkçası şey bence çok kötüydü yani. Herif uzay gemisiyle geliyor kanka böyle Rooay! falan diye. Bunlar da böyle uley diye ok atıyorlar. Darkseid böyle ananı kim diyor yaralanıyor gidiyor. Ya sen de salak Yok, Bey. Önce yaralanıyor. Uçakta yaralanmıyor. Önce yani neyse. Yaralanmış. Ama ne, ne dendi ki şeymişsin sen. Buna ne bir <laughs> o zaman gerizekalı. Bak Stephen Moff zırhla geziyor. Yani <laughs> ey, şeyler falan kötü işte ya. Yani ulan o zaman geldim madem dünyayı fethetmeye orbital bombardment yap. Çık yörüngeye. Adam yörüngeye yok ok mu atacak? Yörüngeden zıbam 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 bombalar yer. Hiç de savaş da bilmiyor. Darkseid da ayrı gerizekalı zaten. Bunu da niye söylüyorum? Efendim Zack Snyder Bey savaş sahnesi çekmek istemiş. E, Zack Snyder Bey Biraz akıllı olsun o zaman. Yani ilk filmdeki Thanos'la ikinci filmdeki Thanos arasında benim asabım bozan da buydu bu arada. İlk filmdeki Thanos şak oraya teleport oluyor. Bilmem ne yapıyor. Tak oraya gidiyor. Adam gibi planını yapmış. Çat Çok yapıyor. İkinci filmdeki Thanos Hadi bakalım aşağı mahallede kavga var hey filan gibi bir herife dönüşüyor diye böyle. Darkseid de aynı akılsızlıkta bir herif çıktı. Yani deniyor. Ne işin var sen savaş meydanına atlıyorsun da orada bir de dayak omzuna da balta yiyince hemen de böyle ay hey, falan diye kötü oluyor gidiyor. <laughs> e şimdi ben Dark Side'dan mı korkacağım? Ulan azıcık şey olsa ya yani bu herif de böyle birazcık daha drama becerisi olsa hakikaten böyle Dark Side göstermeyecek bile. Anladın mı? Stephen Wolf'u deniyor gibi gösterecek. Dark böyle hakikaten saklayacak. Nasıl Thanos'u sakladılar kaç film. Dark Side'ı enik gibi attı ortaya bir de dayak yedi. E şimdi ben şunu gördüm. Öbür tarafta Darkseid geldi omzuna balta yedi bayıldı gitti. Ha onu da ares mares vuruyor yani öyle düz adam vurmuyor ama. Yine bir süper kahramandan balta yiyen Thanos, Star, Darkseid bayılıyor. Darkseid. E bir de bizim Superman'imiz var ha. Superman'i geç. Daha bir de Martian Manhunter'mız var. Martian <laughs> Manhunter da bu arada hadi buna da gelelim. Martian Manhunter o kadar OP bir karakter ki kanka biliyorsun değil mi Martian Manhunter'ı. O yani kadar çok OP bir ka karakter ki. bilmiyorum da karakteri biliyorum sadece. Abi Martian Manhunter işte Golden Age dönemi kahramanları bunlar. Golden Age döneminde e, kahramanlıkları yani çizgi romanlar o zaman komiks ya. Komiks olduğu için hı hı. hiçbir karakterin gücünü izah etmek gerekmeyen Wonder Woman'ın görünmez jetinin olduğu falan o dönem. Tabii tabii. Martian Manhunter'da her şey var abi. Ne lazım? Martian Manhunter maddesiz hale gelebiliyor. Martian Manhunter telepati yapıp bütün dünyanın zihnini okuyabiliyor. Zihnine saldırabiliyor. Superman kadar güçlü, Superman yani Superman'dan bir kıt daha az güçlü. Süpermen'den bir kıt daha az e, zeki, Süpermen'den bir kıt daha az hızlı ama her şeyle neredeyse Süpermen'e denk sayılır, yakın. Yani şey bunu da şeyden söylüyorum, çizgi romanlarda çünkü Süpermen her türlü en güçlü ya, yani işte böyle ölmesi gerekmediği evet, zamanlarda işte evet. en güçlü. Ee, burada da mesela Wonder Woman'la kafa atıştıkları sahne falan gibi yani Wonder Woman da Süpermen'e yakın ama tam değil falan gibi bir ayar var böyle. Darkseid de, Marşin... da de bu arada. işte veremiyor. <laughs> ha Bir de Martian menantur üstüne daha da şekil kılık değiştirebiliyor. Bilmem ne yapabiliyor. Manyak herifin teki abi. Vision gibi bir şey. Süper. Yani e, Martian da tek zayıflı şey ateşten korkuları var bu Marslıların tamam mı? Böyle bir şey. Onda hikayesi şey bu arada. Marslılar o kadar güçlüymüş ki bilmem ne ırkı geliyor. Böyle monitör ırkı falan gibi evrensel galaktik bir ırk. Bunlara ateşten korkma laneti veriyorlar. O yüzden bunlar ateşten korkuyor. Bunun dışında herifin hiçbir zayıflığı yok. Ulan Martian Manhunter yani bu filme ben Martian Manhunter'ı koymaya Zack Snyder'ın yerinde olsam DC seven bir adam olsam utanırdım. Çünkü ulan <laughs> madem Martian Manhunter var bu kadar olaylar olurken sen niye müdahale etmiyorsun adam? Müdahale ediyor. Louis Ney'nin kayınvalidesi rolüne giriyor. Aman Louis'cim sen de evde oturdun kaldın. Gececi kızsın. Ne işin var evde? Biraz çıktı dünyanın tadını çıkar. Sonda içme. da geliyor lütfen. Ben <laughs> de kahve man... içmeye geliyor. Aa Martian Manhunter'a bak. Çapsız. Omurgasız, rezil, ezik. Çık Stephen <laughs> Wolf'un boynunu kır, teleport ol git lan. Duvardan geçen adamsın oğlum sen. Vision ayarında bir şeysin. Seni kimse tutamaz lan Martian Manhunter. Yok. Ne böyle bir ne gerek vardı? Haluk Bilginer'i oraya eklemeye yani. Öf. <laughs> ya bu karakterleri ekleme çıkarma gazı e, kendi hevesi ve fan servisi olduğu için. <laughs> Mesela şey de var. Bak onu atladık. Hemen hızlıca girip e, Dark geçeceğim. Sen dedin ya Türk Telekom reklamı yapıyor Cyborg diye. Orada Linda Reed diye bir karaktere yardım ediyor. Burada DCU'dan bir karakter yani. DC evreninden. Yani Gör Archer diye bir karakter. Ama niye orada? Niye o isim var? Ne amaca hizmet ediyor? Hadi fan service yaptım desen. Karakterle ilgili bir şey de yok. Normal bir kadın böyle anladım Fakir bir kadın. Ha ismini koydum tamam abi. Falan. Bunlar artık şey yani. E, lisede böyle hikaye yazıyorsun. da ay Buraya da sevimli bir şey koyayım falan gibi. Bir şey. Anlamsız. Darkseid'e dönersek senin eleştirine zaten normalde Stubham Wolf'un gelip dayak yemesi çok daha mantıklı çalışırken Darkseid'i getireceksen de sonradan Desaat yerine ya da Desaat'ı da getir. ikinci de zaten getiriyorsun Darkseid'i. Orada getir işte. Gelsin oradan hologram mı olmuş artık neyse o. Yani oraya geldi hale konuşsun. Şimdi onu bir kere getirdin. Zaten bir kere Equation'da ek kafayı karıştırdın seyircinin. İki bu adam güçlü mü güçsüz mü kafayı karıştırdın. Çok güçlü çünkü onun da sakik özellikleri var. Bilmem ya, ne yani. Işte evet Tanrıları bir birbirine düşürüyor oğlum adam. İşte evet <laughs> Darkseid o kadar güçlü de gösteremiyor. Darkseid böyle Thanos gibi gösteriyorlar öyle söyleyeyim. Yani Darkseid benim bildiğim Thanos'tan falan çok çok daha güçlü bir herif yani. Tabi tabi. Zaten Thanos Darkseid'den sonra yaratılıyor. Şeyde de gerçekte de. Ondan gaza gelip yaratıyor. Şey Marvel. Ama bak zaten. Şimdi bak bu herifin zihin gücü var. Yani belli ki bir manipülasyona geçireceksen atıyorum Martian Manhunter'ı da buradan bağlayabilirsin. Bak aslında dünyada bir zihin oyunları da dönüyor. Çünkü hani filmin en sonunu da Superman'i işte diz çöktürmüş Darkseid'e bağladığı için kendisi ve bunu nereye götüreceğini bence kendi bile bilmiyor şu anda. Yani madem zihinler oynatacaksın getirme abi Darkseid'i başta. Yine Stephen Wolf gelsin dayağını yesin gitsin. Zaten sürgünde bu adam. Neden bunu yaptığının motivasyonu da düşüyor orada. Yani bu herif niye dayak yemiş bile? işte bir iki cümle söylüyor geçiyor. Arbik Stephen Wolf'un bir motivasyonu var. Geri dönmek istiyor. İşte onun hizmetkar olarak ona işte şey, bir şeyler sunmak istiyor. Dünyayı işte ekolojini buluyor onu sunmak istiyor. Ama başta Dark gösterdiğin için Stephen Wolf karakteri de düşüyor. Yani onun da gücü nedir, ne yapıyordur? Sadece fiziksel gücünü anlayabiliyoruz. Darkseid'in sakin güçlerine yöneleceksen belki de onun dünyaya başka bir şekilde geldiğini birilerini yönlendirdiğini falan gösterebilirdin ha o zaman zaten film belki de çok iyi olacaktı çok iyi film istemiyorsa kendisi bilmiyorum korkmuş olabilir e şeyden bağlarsın abi filmin başında yani total zaten işte şey çok hatalı bak Joss Whedon'ın yaptığı Justice League'den daha iyi bir Justice League filmi yapıyor Zack Snyder Sonra durduramıyor kendini bir şeyler yapmaya devam ediyor. Kanka yapma Arap sen saçmalıyorsun yapma saçma hemen. Ya abi filmin başında ben çok utandım ya. Sonradan toparlıyor neyse ki film başında şey ya. Ulan bu Dark Side Gil niye saldırıyor dünyaya diyorsun? Çünkü Superman böğrüne mızrayınca bağırıyor abi. Ve yani o bağırmasını Snyder ciddi ciddi buna inanmış. Böyle slow motion'da bağırıyor. falan bağırıyor böyle. Ses dalgaları böyle falan diye gidiyor. Kamera böyle ses dalgalarıyla beraber gidiyor. Orada da böyle <laughs> wii, 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 wii. falan diye böyle ses dalgasıyla kamera küçük bir yarış var böyle. <laughs> Hadi bakalım hangimiz daha hızlı gideceğiz bu. Şey oldum böyle abi inanılmaz. Gerçekten Superman bağırdığı için mi saldıracaklar dünyaya? Evet abi Superman bağırdığı için saldırıyorlar dünya neticede. Motherbox'lar aktifleşiyor. Halbuki ulan <laughs> az sen demin deyince aklıma geldi. Madem sen bu işin içine Martian Manhunter'ı koyacaksın. Martian Manhunter kadar güçlü bir telepata meğer bu herif dünyayı saklıyormuş. Atıyorum. Anladın mı? Motherbox'lar burada ya. Saklıyormuş dünyayı. Superman bağırınca Martian Manhunter'ın bir an hani böyle şeyden konsantrasyonu bozulabiliyor. Ah işte büyük bir kahraman öldü falan. Anladın mı? Böyle şey olur ya hani bu ne büyük acı Allah'ım falan deyip. Mian böyle konsantrasyonunu dağıttığı zaman Herkes böyle Steppenwolf'lar bilmem neler falan şey olabilir. Aa, Dünya diye bir gezegenden Mother Box sinyali geldi. Var mıydı böyle bir şey deyip Jiu diye teleport mesela. Bağlı bir şeyleri birbirine. Martian Menant'ın Louise Lane'in kaynanası olmaktan daha önemli görevleri olabilirdi bence bu filmde ya. Yani <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Bir de öte yandan Louise Lane'in kaynanası Martha Kent kritik bir karakter. Martha Kent'i Martian Menant'ı oynatınca da biraz ayıp olmuş bence. Hani o çünkü şey açısından anlamlı bir sahneydi. Yani Hani bak e, hani bunun ya bir film önce martalara yüklediği anlamı da düşününce daha falan, da falan komik hani olur. analarımız falan çok seviyor Zack Snyder analarımızı. E, onun anası gelmiş, onun bacısı gelmiş. Bir sohbet ediyorlar, iki dakika bir kahve içiyorlar kadın kadına. Oradan böyle e, kadın kadın içti mi sanettir ama <laughs> ben hani bir falan diye bir yanda çıkınca on dedim ne gereksiz bir sahne. En sonunda da filmin en sonunda da gelip Batman'e CV'sini veriyor ya Marşın Menantır. Çok utandım <laughs> o sahnede ya. Gökten geliyor böyle. Ey Batman, efendim canım. Bu benim suyum. Oraya geliriz ya. Şöyle şöyle evet. güçlerim var, böyle özelliklerim var. İşte beni de belki <laughs> Allah kahretmesin ya. Bana da bir iş var mı falan. Yani şey oldu ya böyle. Benim... bak bunlar ha. benim Zack Snyder'dan beklediğim dandiklikteki sahneler. Bunlar var filmde. Ulan bir yandan da Zack Snyder'dan beklemeyeceğim kadar düzgün şeyler var. Bir noktada diyorum ki lan nasıl yani? Ne olmuş? Çünkü şunu da konuşalım mı abi filmin sonundaki Nightmare sahnesi var ya yine bir kabus sahnesi var. Ha dur en son en son gelelim ya. Oraya tamam. geliriz. Orası 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 zaten kapanış oraya yapalım diye düşünüyordum ben de. Orası çok fena. <laughs> ya ben ondan önce bak gömdüğün kısımlara şunu ekleyeceğim bir de. Mesela yine hem pozitif hem gömülecek bir kısım. E, Cyborg'un hikayesinde Motherbox'lara girdiğin için oradan bağlayacağım orayı da. Motherbox konusu. Yani Motherbox'lar nasıl işte çalışıyor, ne yapıyor, nasıl bulurlar. Ben eski filmde orayı unutmuşum. Motherbox, son Motherbox'ı e, alıyor gidiyor ya Stephen Wolf. Sonra yerini bulacaklar. Cyborg'a diyorlar ki hadi bul. Tamam diyor buluyor. <laughs> bu filmde en azından şöyle bir şey var. Yani burada Snyder'ı takdir ettim. Babasını feda ediyor artık. Çünkü ondan önce anlatıyor işte bak diyor bu alet inanılmaz ısınıyor diyor. O yüzden diyor buradan diyor işte e, işaretleyebilirsin. Bunu da işte sonra radarla bulursun. Isı haritasıyla bulursun bilmem ne bilmem ne. Sonra bakıyorlar biraz arıyorlar buluyorlar aa ne kadar güzel sacrifice ve işte e, orada bir yeniden aileye bağlanma aynen payoff ve kahraman olma i̇şte ilham verme kısmına geçiyor çok güzel ama abi yani burada yine bunları yaparken bu sahneleri kurarken e, şuraya geleceğim Whedon'un boktan esmerini atmış ya bazıları da tutmuş abi yani orada diğer doktorla babası konuşuyor ha kutu çok ısındı benim de lisede böyle taş gibi bir hatun çok ateşliydi o da hattı bu da hat falan Ayam I am rich duruyor. Ama mesela Do You bleed çıkmış. İşte Flash'ın yüzünü boyaması adamın çıkmış. Yani böyle espriyi de kesmeyelim de şey mi bok mu yiyelim gibi böyle bir arada kalmış. Bir dengeleyememiş. De benim için ikinci... bir de takıldım. Işte, o yüzden diyorum Snyder'da şey eleştirilerine bence kulak vermiş. BVS'den sonra benim gibi binlerce insan şey dedi ya abi klozetle mi yani artık anladın mı? Hani Anasını şeyi falan dedi ya, yani. O da biraz tonu açmaya çalışmış. Whedon çok açınca sırıtmış da Snyder da bence biraz açmış tonu yani. Açmış açmış canım. Belli yerlerde açmak zorunda kalmış. Hani oralar biraz şey de olabilir. Ya tamam kral biz sana verdik yetkiyi de. Hepsinde de etkiyi de hemen gösterme. Dur bakalım hani HBO Max'e vereceğiz. Araya da bir şeyler sok kral demişler belli ki. O da onları tutmuş. Ama oradaki şey kısmı güzeldi. Abi artı olarak hani ayan biç kısmında ben direkt şeyi fark ettim. Eski filmi yan yana izliyorum ya. Abi Mercedes reklamları artmış filmde. <laughs> bu ne saçma bir şey oğlum. Yani ben şunu algılayamadım. E, dün evde de konuşuyorduk. Bak Mercedes'le sözleşme imzalıyorsun. Biraz konuyu biraz farklı yere çekiyorum ama komik geldi çünkü. Yani sahne çekiliyor. Sonra Mercedes sana demiyor mu bak bana şu kadar göstereceğin logoyu gösterecektin sen bunu kesmişsin. Dememiş herhalde bu bet sözleşme. Sonradan böyle pan yapılıyor logoya, işte Bruce Wayne arabayı sürüyor böyle yanlayarak yola çıkıyor falan. <laughs> Niye uzattınız oğlum onları? Ekstra para mı aldılar acaba falan diye düşündüm yani. Bir de şey çok kötü değil mi ya? Flash'a da Mercedes'le mi hava yapıyorsun? Yani herif zamanı evet. dolduruyor koşarken. Flash ne diyecek? Ya bu mu abi hadi bakalım sür gidelim bakalım yandan böyle şey yapacak. Elmasını yiyerek yandan gelecek. Ne artısı ki? Neyse yani çünkü şey tuhaf yani o sahnede biraz şey sırtmış. Bruce Wayne böyle hesapta dikkat çekmeden ekip toplamaya çalışıyor. Mercedes'in bilmem ne oğlu bilmem ne çıkmamış versiyonuyla kenar mahalledeki deponun önüne çıkmış. Millet demez mi ya? Burada evet bir abi. çocuk oturuyordu falan. Neyse. Ee, küçük detaylar. Bence bu arada Warner Bros. yöneticisi gibi düşün Abi orada şöyle olmuştur. <laughs> Alo Mercedes. Efendim. <laughs> ya biz biliyorsunuz Justice League'de size 10 saniye anlaşmamız vardı. O 10 saniyenin 10'unu gösterdik. Evet. Bizim elimizde bir 30 saniye daha var. <laughs> Hadi bakalım <ya>. gel. <laughs> İstiyorsanız hani önceki filmin yarısı fiyatına iki tane Mercedes sahnesi daha ekleyebiliriz size. Harbi mi diyorsunuz? Nasıl olacak? E işte şöyle olacak, böyle olacak falan. Haırdan da bir ekmek daha çıkarmayacak. Yani öbür taraftan abiler aldıysa bir 20 milyon buradan da bir 10 milyona kapatmıştır. Hani demiştir ki yalnız bu tabi sinemalara girmeyecek. Biz size bir güzellik yapalım. HBO Max'in şeyi olsun hani. Hem de ayağınız alışsın 10 milyon biz size yapalım bunu <laughs> falan demiştir. Snyder'a da demişlerdir ki abi işte ekle. Wonder Woman'ın bir iki tane Mercedes sahnesi var galiba. İkincisi Wonder Woman evet. mıydı? İkincisi de Wonder Woman geliyor. O da E-Class araba. Onun da böyle logosuna pan yapıyor böyle. Logoyu göstererek böyle Onu falan CGI ile eklemiş olabilirler. O ilk hiç yoktu çünkü. Yani bir yok, hiç yok. arabası vardı. Bu şimdi şey var. Ya da galı çağırmışlardır. Demişlerdir ki ya 10 milyonluk reklam işimiz var. Al bir milyonu seni şöyle yürüyeceksin gel. Hadi. Heh, <laughs> <laughs> tamam hadi. Yani <laughs> hadi yaparlar abi. Olsun. Para kazanacak adamlar. Onlar, onlara o kadar şey yapmıyorum da. Peki şey sensini hmm. beğendin mi? Ben oraya bu filmde benim en çok beğendiğim kısımlar Superman oldu ve Superman'in gemiye girip işte mekana gitmeden önce en son Hayva gitmeden önce gemiye girip gemide yürürken kostümlerin çıkması, babasının seslerini, iki babasının da dünyadaki <laughs> ve işte kalede duyması sonra oradan kendini bulup yukarıya çıkması. Yani zaten yukarı çıktı kısmı konuştuk da ben o gemi sahnesine bayıldım. Ama evet. Senin demin anlattığın o Hive'ın koruma kısmı da işte orada sıçıyor. İlle Süpermen'i getirip omzunu koyup e, Not Press dedirtmek için o e, kalkanı Süpermen'le yarmamak için Batman sahnesi koymuş. Aptal herif yani. Bilmiyorum işte evet yani böyle bir bazı yerlerinde çok takdir ettim. Bazı yerlerinde sıkıntıdan bittim. Müzik tercihleri Zack Snyder'ın resmen 20 yıl geriye gitmiş. Şok oldum. ATV seviyesine gelmiş adamcağız. Eee bir yandan işte ne bileyim ya yani bu kurtarılacak bir tarafı yok ben yani onun savunulacak hiçbir tarafı yok. Savaş aksiyon müzikleri sıkıcılarının... iyiydi ama işte yani aksiyon müzikleri iyi atmosfer müzikleri diyeyim daha doğrusu. Abi Onları sen kurtarmış. iyi izlemişsin o zaman. Ben sana şöyle söyleyeyim ben bütün aksiyon sahnelerinde sıkıldım bu filmdeki bak. Gerçekten hmm. yani Flash'ın slow Motion'u bastığı her an dikkatle izledim. Onun dışında böcekler ivili ivili koşurduğu her sahnede savaş o su suyun bastığı pardon Aquaman suyla beraber bastığı. <laughs> Ya. Usta <laughs> delikten yürüyor içeri abi. adam su girdi. Yürüyor. Delikten içeri adam girdi usta. Ney? <laughs> Oğlum peki e, Josh Türk olsa kamışa su yürü esprisi yapar mıydı acaba orada? Ay. <laughs> Yapardı. Çok. Yapardı. Batman Herhalde abi. orada. Batman abi kamışın suyundan adam girdi içeri. Rezalet <laughs> <laughs> ya. Yapardı. Ay. Yani. Yani ondan sonra zaman... biniyorlar hep beraber böceğe. Cyborg böceği şeyin böceğini Batman'in böceği var özel bu konuyla alakalı. Batman'in böceği. Batman'in böceğine biniyorlar. Batman'in böceğine diyor tutunun diyor. Tutunuyorlar. Sudan kaçıyorlar abi. Mario'nun sus bölümü anladın mı? Hani böyle <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Yani buraları geçsek Snyder Kurban olayım ya. Alfred'e ne diyorsun? Alfred sahneleri çok eklenmiş, uzamış, belli kısımları çok hizmet ediyor. İşte Gauntlet'i anlatması, birkaç yerde Batman'le diyaloğu falan hoş. Talisker 16'sını içiyor Bet Al Alfred. Abi aynı şeyi Alfred... yazdım ya, tam böyle dü dünya yanarken viskisini içiyor. <laughs> Alfred var ya, yemin ediyorum 20 level atladı benim gözümde. Adam gidiyor, <laughs> Batman'in Gauntlet'ini yapıyor. Süpermen'e nerede kaldın koçum Polat seni bekliyor falan çekiyor deli hikmet gibi olmuş arkada. <laughs> bir de daha da dünya yanıyor dünya yanarken de ulan bari Talisker'in 16'lığını koyayım de diyor. Talisker'in 16'lı da sınırlı seridir he. artık üretilmiyor bilmeyen de öğrensin tabii, yani. Tabii Abi, şey bir de, yani. bak viski bilenler için çok önemli bir sahne. Talisker 16 açmak demek Talisker 16 artık üretilmiyor. Yani ulan nasılsa dünya yanacak. Talisker 16'yı şimdi içtim içtim deyip şıdak abim <laughs> orada açmış Talisker'ini dökmüş. Sınırlı seridir. Alfred'e bak. Hey, bravo vallahi Alfred'e. Flash, Cyborg, Alfred. Bu üçü ben de filmde adam filmin adamı bunlar verim için yani. Aa Amber Heard'ı beğenmedin mi abi? İngiliz aksanına dönmüş Amerikan aksanından. Onu sevmedin mi? Güzel memeleriyle. Aa bak o işte Whedon'dan kaçtık dedik. Amber Heard girmiş filme. Tamam bak. Bak yine bak pozitifi söyleyeyim sana bırakacağım. Aquaman sahnelerinde baksın bulunma hikayesi eski filmde berbat. Hiç anlaşılmıyor ya. Bir anda Stephen Wolf oraya gidiyor. Onu kurmuş. İşte Trident'i alma hikayesini kurmuş. Çok okeydi. Amber Emperor... bari ulan onu böyle kap onu kapatsaydım bari ya da ne bileyim kıyafetini başka mı sesseydiniz bilmiyorum ki. Hani bütün o cinsel seks bu gereksiz seks kurtulup Amber Heard'ı böyle devamlı böyle memeleriyle getirmek bana çok tatsız geldi yani. <laughs> Abi bence orada dediğim gibi Aquaman'i kimse sevmiyor. Joss Whedon da sevmiyor. Josh Whedon da sevmiyor. Zack Snyder da sevmiyor. Zack Snyder da sevmiyor. Ama bu herifin bir önceki filmi 2 milyar dolar gişe yaptı. Yani evet. bu Warner Bros. buna demiştir ki Snyder'cım alo ha. Sen bu montajı yap koçum. Yalnız Aquaman'i bol koy demişlerdir. Adam eli mecbur bol <laughs> koymuştur. Çünkü biz ne kadar beğenmesek de sen Venom'dan kötü buldum, ben Venom'dan iyi buldum. Yani şeyimizin kıyası bu, Aquaman'e bakış açımız <laughs> evet. bu. Bu Aquaman'den, Aquaman denilen, denilen sıvı çöp 2 milyar gişe yaptı kardeşim. 2 Neyse. milyar gişe ne demek ya sen çöpsün çöp sen çöp halinde 2 milyar gişe yaparsan daha da Embryor'da Allah'tan klonlayıp her tarafa yapıştırmamışlar ben sana onu söyleyeyim yani e ay Aquaman filmi neydi öyle ya Allah kahretmesin ay düşününce Çok sıkıntı geldi. geldi yatay bakışı başlattık Al. biz uğruna Venom'la Aquaman'in rezaleti yüzünden yatay bakış <laughs> programı başlamıştır arkadaşlar <laughs> ve o yani kalan. o kadar eklenti duruyor ki bu filmde tabi yani, tabi ona eklemiş ...herkesin bir şeyi var hakikaten... ...Wonder Woman'ı zaten tanıdık... ...Batman desen... ...analarının ismi aynı oradan bir tanışıklıkları var... ...Cyborg'u burada tanıyoruz... ...Flash'ı burada tanıyoruz... ...Alfred... ...Tony 16'sını içiyor... ...adam bir yandan... ...icat yapıyor... <laughs> bir, ...Tony Stark oğlum... ...oğlum Batman'in farkında mısın... ...kahyası Tony Stark gibi bir herif yani artık... Evet. Hani öyle bir ...Batman'daki... ...şey haşşak o şekil yani anladın mı... Ha, ...Tony Stark bizim... ...getir götürümüze bakar tarzı Ha <laughs> ...getir götürümüzü <getirimizi> yapar... <laughs> Orhan falan takılıyorlar böyle. <laughs> Marşın Menantır var. Milletin kaynanasının kılığına girip evlerine falan sızıyor. İ idiot. Allah kahretsin. Ailemizin sapı. Mahallede mahallede Marşın Menantır'ı sopayla kovalarlar. <laughs> bir de Aquaman var. Borudaki çatlaktan içeriye sızıyor ve kurtulamıyorlar heriften ondan sonra. Su tutuyor bir de bir yerde Aquaman. Helal olsun Aquaman be. Gördün mü Aquaman'i? Su geliyor herkesin üstüne. <laughs> suyu tutuyor. <laughs> <laughs> su akla su yolunda işte abi <laughs> ne yaptı. <yapıyorsun? gülüyor> of ne kötüydü o falan oldu her sahne ya. Bir de böyle Atlantis'lilerle Amazonlar arasında çok büyük kavga var falan. Ya bunlar Abi mezar kazarken bak mesela oralara development eklemeye çalışmış. İyi dedim bakın mezar kazıyorlar orada işte kutu şeyi Superman'in mezarını kazarlarken Victor'la Beryal'ın muhabbeti mantıklıyken bir anda şeyin muhabbeti de çok sırıtıyor orada. Yani Aquaman'la Wonder Woman'ın. E, biz de kavgalıydık eskiden ha. Şimdi güzel kız sende. hadi bakalım. ne diyorsun? Ha. <laughs> ee? şey olur mu? Be? İşte. Of, man. Evet. Onun, onun da gereksiz esprini falan şeyde atmışlar. Ee, Box muhabbetini yaparken. Mesela orada şey çok ciddi bir değişiklik. Wonder Woman Superman'i kaldırmayalım abi. Olmaz böyle derken Wonder Woman'ın o motivasyonu komple değişmiş. Akku orada biraz daha korkan, hafif itiraz eden tarafta, onu komple değiştirmiş bu arada Snyder. Vidona göre. Abi, ez sona cümle. gelelim istiyorsun. Ez cümle yok. Ben bir toparlayacağım. Çünkü son kısmını <laughs> ayrı gömeceğim. Ona etmeyi kısmı gerçekten Allah'ın belası bir kısım. Yani ee, daha sonra duygusal bir toparlama yapacağım. <laughs> ya yok okay, ya, hadi o kısmı da konuşalım o zaman. Abi, yine Batman rüyalanıyor. Ya Bruce Wayne. Abi mantığı azaltsam mı acaba? Çünkü yani o kadar kötü rüyalar görüyorsun ki filmin total kalitesini düşürüyorsun. Abi o şoker sahnesi neydi öyle ya? ya. Jared Leto'yu getirememişler mi? Jared Leto'yu çekmiş mi çekememiş mi? Falan diyor. Çünkü Jared Leto'nun yüzünü hiç net görmüyoruz. Hep bir böyle blur, blur değil. Böyle bir kameranın derinliği gidiyor geliyor. Hani şey Onu gibi... özellikle yapmış canım bence. <laughs> o bayağı çölde kafamız gitti kafası gibi bir şey herhalde. Çok Abi Hiç bence Jaret Leto'dan stüdyoyu çağıramamış Jaret Leto'yu. Demiş ki Jaret'cim Instagram'da Jaret Leto Joker'i filtresi var. Onu al onunla bana çek kendini gönder. <laughs> bir beyaz duvarın önüne geç çek kendini gönder demiş. Onu göndermiş Jaret. Etrafını falan temizlemiş. Arkaya 60 Nightmare sahnesine. Çünkü dikkat et böyle salakça bir kadraj mı olur? Batman'in kulağıyla Joker'in arasında böyle ya. gidiyor geliyor sürekli ve yani şöyle filmin geneli pek çok açıdan o kadar iyi gözüküyor ki hakkını teslim etmek lazım. Joker'in sahneleri aynı Vida'nın cep telefonundan Superman çektiği bir sahne vardı ya Justice League'in başında. Evet, evet. stüdyoda sahneleri... tek almış canım belli. Aynı o yani. Yok stüdyo bitmiyor. yok. Cep telefonundan çekmiş göndermişler hep Ben sana söyleyeyim. Yok lan o, o kadar da değil. Cep abi. telefonu koy. Yok, oğlum yani. odaklayamamışlar. Yapamazsın oğlum onu. Oğlum adı odaklayamıyor zaten. değil işte. Hayır hayır. Ya, dijital bir örtüyor çek... zaten herif gözükmesin diye. Tamam abi stüdyoda çekmiştir de onu o sahneye yedirmek için öyle estetik bir şey denemiş bence. Hani böyle kafalar gidiyor gibi ama çalışmamış yani estetik abi, olmamış bence. Bir şey söyleyeceğim Zack Snyder iyi bir görüntü yönetmeni. Buna hepimiz fikir miyiz bütün dünya? Yani ben tamam, o yüzden Instagram videosu çektirmez. Ben de onu diyorum zaten. <laughs> tamam ben de onu diyorum ama bu adam Jared Leto'nun Joker'i stüdyoya alacak. Ondan sonra böyle bir sahne çekecek şey gibi. 5 dolarlık e... e abi işte bunun estetiğine şey inanıyor adam ama işte. Gerçekten bunun estetik olduğunu inandığı şeyleri sevmiyorum ben zaten. Yaptığı birçok şey estetik değil. Yani slow mo'larından tut da bu tarz sahnelerine kadar. Ben o yüzden daha çok kızıyorum. Bunu bilerek yapmış yani. Bence hiç senin dediğin gibi teknik bir sıkıntıdan abi, değil. Bak, belki sıkıntı sadece da yedirememiş ol olması olabilir yani. Abi, Dark Side'la Tsad'ın e, Mother Box'lardan dönüşerek gelip efektle böyle üstlerinden ateşler dökülerek konuştuğu efektler falan var. Bak, aynı filmdeyiz. 4 saat olduğu için karıştırmayalım. Yani bu filmin Yo, görsel onla, efektleri fena güzel değil. gözükmüyor. Joker'e ne olmuş ya abi? Yani bir de niye var Joker Allah'ım ya Rabbim niye var Joker zaten yani fragmana koymak için sadece eklenmiş buraya belli ki. Ama bak onu demiştik bir sahne gözükecek dedik cidden çıktı hiçbir boka dayanmıyor. Ve ben dayanmıyor bu yani. kadar boş bir muhabbet görmedim. Batman. Batman. Ne diyorsun Allah aşkına ya bu Joker'in de artık bütün tadı tuzu kaçtı yemin ediyorum. Joker'den yaka silktim artık ya ulan bu kadar mı zor Biz aynı arkadaş? kişiyiz. <laughs> Ay bu kadar mı zordu arkadaş bir ama ya bu tane Joker çekmek ya. Yemin ediyorum sevdiğimiz karakterden kötü abi. adamdan soğuttular yani. bir 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 Batman al bakalım bu kartı o zaman şey oluyor üstten falan şu Batman de böyle o zaman ver kartı da alayım falan. Ne oldu oğlum demin sen az önce orada Krak yap Batman diye bağıran adamdın. BBS'deki Batman'e dönmüşsün bir anda ne oldu? Şey mi? E, taş fırın erkeği mi oldun arada tekrar? Adamlığını mı hatırladın? Yani bir de böyle herkesin kafa gitmiş. Batman herhalde artık rüyasında görüyor sert Batman olduğu hallerini falan. E bir de ama yani bunun bir tane daha rüyası yok muydu? Abi bunu omuzlarından bastırıyorlar doğru böyle gidiyordu geliyordu mücadele ediyordu. Tabii tabii aynı ama. aynı şey aynı sen aynı. Aynı bölümden yani. E abi o da Justice League'de değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? BVS'de miydi o? Yok o BVS'deydi. Süpermen geliyor bunu şey yapıyor böyle Sordu askerler var yapıyor. falan onu diyor. Maskesini çıkarıyor sadece Hı. fragmanlarda evet. olan bir sahne o da falan. Aynen. Yani böyle artık bu ee... <laughs> yani buralar sanki Zack Snyder'ın şey yemi gibi geldi bana. Ulan bunlar şaka maka bir filmi daha acaba ateşlerler mi falan gibisinden. Çünkü şey güzel işte abi adamlar kurtarıyorlar gezegeni. Omuz omuza şöyle bir tepenin üstünde duruyorlar. Kahraman pozlarını veriyorlar. Orada bitir abi. Directed by Zack Snyder. Biz de ki helal hoş olsun adam yapmış diyelim. Yok uzatacak. Yok abi öteki zaten... evine dönüyor. Evet. Öteki evine dönüyor. Açıklayayım 20 dakika kapanışı var filmin. Ya 20 dakika kapanış ne ya? İşte o aslında senin dediğin konu. Bence şunu yapıyor zaten orada. Rüya gibi gösteriyor. Zaten bir de o konuşmaya şeyi ekliyor. Alternatif zamanlar diyor. E, kırılmalar diyor işte birinin ölmesini işte kendini işte veda edemediğin için başkanı feda ettin Louis Lane öldü bak Superman delirdi çünkü normalde Darkseid'i biz anlayamadık ya bu filmde Darkseid'in işte Equation'ın ne yapabileceğini düzgün anlatamadığı için bunu da rüya gibi gösterip bir, bir de hani oradan da sıçıyor bence zaten çok kötü bir estetik tercih hani o sahnenin genel yapısı da estetik olarak çok kötü ama belli ki bu şeyi açıyor işte Bak HBO, bak Warner'cı. Ben şimdi bunlara yazdım kafamda. Alternatif evrenler hazır. İşte biz bir sonraki filmde bunu göreceğiz. Burada bunların ağzına sıçılacak. Joker'i de koyacağız buraya. Bak şimdi Suicide Squad da geliyor. Oradan da bağlarız. Bir de üçüncü film yapacağım size. Orada da hepsi birbirine giriyor abi. Uşak, aşçı, hepsi orada olacak. Belli ki o şey gibi böyle. Rüya gibi ama ha bak şimdi göreceksiniz. Bir film sonraki filmde alternatif gelecek çıkacak o falan diyecek yani. Tabi. Yemin Orada da biz yani. seninle yine tükeneceğiz. <laughs> Ay hayır bir de keyifli hikayeler değil ki bunlar. Yani totalde şunu toparlayacağım. Bu film ne kadar Justice League'in normal halinden daha iyi bir film olmuş olsa da bir kere her şeyden önce kişisel olarak söylüyorum. Benim için DC evreninin genel olarak en sıkıcı kısmı olan kozmik mevzular. Kozmik kısmında ben DC evrende bir tek Green Lantern ve Lantern maceralarını seviyorum. O yakışıyor. Ama onun dışında Vay Dark Side geldi, vay Mother Box gitti, vay o gitti, bu gitti. Ya oldu ee, oldum olası DC evreninin bu kısmını ben sevemedim, sevmem. Marvel evreninde de sevmezdim. Marvel evreninde çok ilginç bir şekilde Infinity War'da bunu güzel yaptılar. Endgame'de falan hemen sıkıldım. Ben biliyorsun Endgame'le alakalı çok şeyimdir, e, negatifimdir yani. Sen ben biraz ee, daha pozitifim orada. Sen baya negatifsin. Yani. yani Endgame'de de ben bundan çok sıkılıyorum. Yani bu kahramanlar biraz ne bileyim abi biraz hadi ayaklarımız yere bassın ya. Ben bu şeyden sıkılıyorum artık. Yani gökten bilmem ne geliyor. Anti-life equation atıyor. O diyor ki dur diyor ben de sana diyor yer çekimi kanununu atıyorum diyor. <gülüyor> Ötekisi <gülüyor> Cumhurbaşkanıymış değil mi? Kanun atıyor. <laughs> ha, anayasa yani, anayasayı atıyor falan Darkseid'in suratına böyle. Aa, omzuna geliyor anayasa Darkseid'in. Efendiler <laughs> yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Aa, falan böyle saçma sapan artık böyle. Bir tane bunların Final Crisis mi bir tane eventi vardı unutmuyorum. Bir evet. gün Ceren'i şeye bırakmıştım. Bir şeye gitmişti. Sınava girmişti işte. Ne sınav olduğunu hatırlamıyorum. bu Yüksek eğitimle alakalı bir sınavlar oluyor ya bunlar. Ales galiba. Ceren'i ben bir gün Ales'e götürdüm. Bundan 6-7 sene önce falan abi. Tabi girerken telefonu cüzdanı bırakıyor ya. Ales'in olduğu merkezin dışında ben de oturdum. Böyle bekliyorum. Sınavda 3 saat mi ne? Orada da elimde böyle Final Crisis'in galiba cildi vardı. Hangi krisis olduğunu hatırlamıyorum. DC'nin krisislerinden bir tanesi. Yok Orion ölüyor. Yok Anti-Life Equation ölüyor. Yok. Detlak geliyor yok, dörtlak geliyor, bötlak geliyor. Alemlerden bütün süpermenler geliyor, cötlek geliyor. <laughs> Herkes orada işte. <laughs> <de> okuyorum <laughs> falan. En son şeyde bitti o event. Süpermen böyle örgü gibi bir şeye geçip alemin dokusunu böyle ding ding ding, ding ding, ding ding falan diye alemin dokusunu tekrar geri sarıyor falan. Öyle her şey normale falan dönüyordu. Üç buçuk saat orada bunu okumuştum. Hatırlıyorum böyle Ceren sınavdan çıktığında nasılsın, sıkıldın mı falan demişti böyle olmuştum. <laughs> Yo iyi <Zen> yani. <laughs> Daha ne olabilir ki yani? yani. Biz <laughs> Benim de Hayatım üzüldüğüm kısım şey şu. Şey. Tamam şimdi bak. Lex Luthor kötü adamlar ekibini kursun. Batman vs Superman. Eyvallah. Amazonlar, Aquaman, Chukwaman Bunlar güzel de abi artık bu anti-life equation'lar, bilmem neler şuralar, buralara geldi mi? Bende bir sıkılma başlıyor. Yani ben, bunu Marvel'da da sevmiyorum. DC'de de sevmiyorum. Kozmik event genel olarak Final Crisis'ler, Multiverse'ler alayı beni bunlar hemen çizgi romanda da çok sıkar. Sinemada daha da sıkıyor. Bir de bunları uzun uzun herkesin birbirine lazer attığı böyle Blizzard ara sinematik, League of Legends, Alive Heroes bilmem ne sinematik gibi bin tane sahne çekmiş. İnanılmaz sıkılıyorum. Yani ben bu kahramanların mesela bak neyi övüyoruz biz bu filmde? Cyborg'un arka planını ve ortaya çıkışını, Flash'ın arka planını ve ortaya çıkışını. Alfred'in Talisker 16'sını çıktığı açışını yani karakterlerin <laughs> karakter olduğu kısımları ee, keşke biraz daha bunlara dönebilsek ama hep big event peşindeler anladın mı hep infinite crisis küm crisis flash point flash point arkadaşlar yani bunların hep her birisi en nihayetinde her meydanında herkesin birbirine hızlıca yumruk atmasıyla sonuçlanıyor ve çok sıkıcı oluyor süper kahramanların sıkıcı kısımları bunlar. Keşke kahramanların kahramanlık yaptığı kısımlara yine daha çok odaklanabilsek. Keşke bu kadar galaksiler, imparatorluklar. Yani Star Wars'a dönüyor iş bir yerden sonra. Ben bu filmden en azından bu açıdan çok sıkıldım. Bunu söylemem lazım. O yüzden ben bu filmin içerisindeki bu savaş mavaş kısımlarını bir saate atılsa, karakterlerin bu çözümlerine odaklanılsa, Flash'in keşke sahneleri artsa, abik gubik dövüş sahneleri yerine belki biraz daha Superman'in dirildikten sonraki psikolojisinde biraz daha sahnesi artabilirmiş. Onları da görsek Aa derdim tertemiz bir DC filmi. Tertemiz bir DC filmi ne yazık ki bu değil. Zack Snyder'ın elinden çıkmış en iyi DC filmi mi? <laughs> Bence evet. Ee, ama yani hala benim için benim sevmediğim yönde giden bir tren bu. Ee, Infinity War'u bile ben en sonunda Thanos'un neticede kazandı diye seviyorum. Çünkü cesur bir hamleydi. Bakalım bunun devamında ne olacak? Yani şu an o yüzden yaklaşmakta olan Robert Pattinson'da Batman filmini çok daha merak ediyorum. Çünkü Daredevil seviyesinde, anladın mı? Hop geldik şehre evet. kasabaya geri. Yine sokak seviyesinde. Suç, mi? anladın mı? Kahramanlık, bir şeyler, psikolojik bir şeyler olacak yani falan. Abi, daksak dövüşürken Joker ne yapıyor orada ya? Kart mı atacak Darkside? falan diye şey mi atacak? Gülme gazı mı atacak Darkside? Allah kahretmesin Naruto mu bu? <laughs> Süperman oğlum orada, onu atacaktır belki lütfen. <laughs> ne bileyim ya? İşte onu da oradan bir çıkarttılar bir tane şey biliyorsun. E, Neo bir tane paralel evren öyküsü var ya. Joker Luis Lane'i öldürüyor da Batman kötü oluyor, Superman kötü oluyor. Evet, Ondan evet. sonra dövüş oyunu çıkıyor onun. Agalar o bile dövüş oyunudur. Bakın yani dövüş oyunu senaryosu ben de sinema uyarlanmak için çok iyi bir şey değil yani. Ya abi zaten bak yıllardır Batman geriye gidersek hep sokak seviyesi anlatıldı her gelen yönetmen öyle anlatmak istedi çünkü ilham verici kısmı hep oradaydı. Wonder Woman ve Aquaman işin içine girince işte biraz da e, Superman işin içine girince işte orayı toparlayamıyorsun. Aslında bunlar çizgi roman tarafında da eleştirilmesi <laughs> gereken taraflarken biz genelde filme uyarlanınca çizgi roman orijin tabii ki orijin o ama orası Allah'mış gibi kabul ediyoruz. O abi, o abi kutsal orijin çizgi roman. Yani çizgi romanlarda da çok kötü şeyler var. Ve maalesef içgörü olarak Marvel okuyan kitle de mesela şu soru geliyor. Nereden başlayalım? Çünkü İnsanlar kimse üzerine alınmasın bana. Ben bunu genel söylüyorum. Yıllardır yani neredeyse 25 yıldır 30 senedir hatta çocukluğumdan beri çizgi roman okuyan biri olarak söylüyorum bunu. İnsanlar çizgi roman okumaya hep böyle bilmek için başlıyor. Okumak için başlamıyor. Bileyim abi ben de bileyim. İşte de bileyim. Ne oluyormuş ha? Fort Worth. Evet çok güzel abi. Jack Kirby yazmış dünyayı kurmuş. Tamam o bir evren yaratıyor çizgi roman evreni yaratıyor. Okey. Ama şimdi sen artık ben bunu bileyim diye sadece onu da bilip çizgi romandan zevk alamazsın böyle abi. İşte bilmem ne kaçıncı evrende Marvel'da da bu var. X evrenden gelen Marvel 300'ünden gelen adam oradaki siyah geliyor abi. Bak ben onu biliyorum öbürü beyaz öbürü sarı olduğu için kafası mor. Hatırlıyorsun biz Thanos konuşurken rengiyle ilgili bize revizyon gelmişti yani seyirciler. O renk yanlış bilmem ne evreninde orası bilmem ne falan. Ya bana ne ya gerçekten bana ne yani. Bunların ne karaktere katkısı var ne sana bir zevki var. Sen bunu tatmin olmak için alıyorsun kardeşim. Buna bir, bunu bununla bir barışalım yani. Bunu bıraktı oğlum çizgi roman. Bak Marvel bunu bıraktı. Son birkaç senedir başladığı serilerde one shotlar, mini seriler, daha e, küçük öyküler, karakterlerin günlük hayatları bunlar hep çok tuttu, çok sevildi. Artık büyük eventlerle tam yine büyük event yapıyorlar arada ama bunları unutmuyorlar. Şimdi sen bunu alıyorsun filmlerde. Marvel yaptı diye mi yapıyor artık bilmiyorum. Seviyor diye mi yapıyor? Belki de çok seviyorum diye yapıyor. Şimdi onunla uğraşıyor. Bak Marvel sokak seviyesinde bunlar yukarı çıkıyor. İkinci sonra bunlar inecek ama Marvel hibrit yapabiliyor. Onu atlıyorlar işte. Ya bugün Wonder şey izliyoruz. Wonder <laughs> Vision izliyoruz. Sokak da var. Kozmik de var. İsteyen istediğini alıyor. Ben burada istediğimi alamıyorum. Yani DC'lik sorun bu. Biz istediğimizi alamıyoruz. Seninle aşağı yukarı aynı bakış açısında olduğumuz için söylüyorum bunu çizgi romanlara da ben de sıkılıyorum yani o yüzden. Yani ben o yüzden içten içe şey üzülü, özlüyorum abi. Hani Superman'in böyle bir değerlerin sembolü olduğu ve bir takım şeylere hani katkıda bulunduğu daha böyle ulvi düşüncelerle bir şeyleri çözdü. Mesela Man of Steel'in genelinde böyle bir iç dünyasıyla hesaplaşan bir Superman vardı. O Superman tercih ederim. Biraz daha şimdi de daha da keyfi yerine geldi. En azından yüzü gülüyor. Ee, Wonder Woman İlk filminde savaşçılar arasında, askerler arasında savaş meydanında bir cesaret timsali olarak yer alıyordu. Aslında biraz hani Amerika Kaptan Amerika'nın bir muadili gibi bir noktaya gelmişti. Hem de bir hmm. yandan da işte e, cesareti iyi kalpliliği temsil eden bir tarafı vardı. Ama mesela düz askerler arasında olduğu zaman çok daha iyi bir yere gidiyordu. İkinci filmde yapamadılar. E, Flash bu filmde çok iyi bir noktada. Yani keşke ben bu çok noktadan iyi, sonra olan o arabadan kurtardım kızla yine yolda karşılaştım falan gibi bir şeyler yaşasa. Yani böyle Flash'ı şu an çok güzel bir Spider-Man noktasına koydular. Spider-Man çünkü hani ekibin gariban şakacısı hani böyle hayatında tam, tam, tam oturtamıyor. Tam eşleşiyor. Aynen. Öyle bir noktaya oturdu. Belki bir Cyborg filmi görsem de Cyborg'un artık hani böyle işte ne bileyim biraz daha authority falan gibi Mark Ellison yazdığı hani o ulan benim bu kadar gücüm yetkim var. Babam da demişti bu güçlerini kullanmayacaksın diye ama ne yapabilirim? Belki gücünü kullanmamak üzerine. Hatta belki Martian Manhunter'la ikisinin neden güçlerini kullanmadıklarına dair falan bir seri. Yani <laughs> çünkü şu an şey hoşuma gidiyor benim gerçekten ya. Ee, yani Marvel'ın şu şey yaptığı hoşuma gitti gerçekten benim. Üç tane büyük event oldu heriflerin evreninde şu ana kadar. Battle of New York, Sokovia e, hadisesi ve en sonunda da işte Blip. Her birinden sonra evreni kalıcı olarak değiştirdiler. Şimdi Man of Steel'dan sonra hatırlıyorsunuz Zack Snyder BVS'nin ilk yarısında. BVS'yi ben ilk yarısında çok severim hep. Şöyle güzel bir şeyler yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Zod'la Superman'in dövüşü sırasında Superman böyle zıt zıt diye etrafı kesiyor. Ortalığı parçalıyor. Aa, ulan o Wayne Enterprises'mış Bruce Wayne de oradaymış deyip hani böyle ha, evet. anladın mı? O event etrafından Aferin. böyle evreni genişletmeye devam etmişti. Çok şık bir pas atmıştı kendi evrenini genişletmeye. Ama yani Superman'in ortaya çıkışıyla e, şeyin e, Bruce Wayne'in hani böyle o şirketinde bir sürü insanını kaybetmesi ve bunun karşısında Superman'e öfkelenmesi çok kişisel konular. E şimdi sen gökten galaktik invaderlar getirdiğin zaman kişisel davalar giderek yok olmaya başlayacak. Herkesin böyle güçlerini kullanmak falan durumunda kaldığı bir şeylere doğru gideceğiz. O yüzden ben şeyden üzüldüm. Yani bu saatten sonra Snyder'ın yeni filmi gelir mi? Snyderverse devam eder mi bilmiyorum. Her şey olabilir para kazandıktan sonra bu işler. Ama yani şey falan güzeldi abi. BVS'de falan ilk önce o Batman'le Superman'in mesela karşı karşıya gelip hani Bruce Wayne. Yani ben mesela Batman'in Bruce Wayne halini her zaman daha çok sevdim bu filmlerde. İyi bir Bruce Wayne'di şey. O partide konuşmaları bilmem ne falan. Ondan Kesinlikle sonra maskeyi takar yani. takmaz ergen gibi da dönüşüp bir denyoya dönüşüyor. BBS'de en gıcık olduğum şey Doomsday'in çok hızlı gelmesiydi. Bu burada kötü yönetmenlik artık... işte. Ha, burada hemen Wolf geldi. Wolf yetmedi. Şimdi de Darkseid gelecek. Bir sonraki filmde ne olacak abi o zaman? Yani hani şey gibi böyle 3 tane 4 tane top var evrende. Hepsini attın hemen. Ya dur atma abi. Yani bu kahramanların <laughs> 75 yıldır hikayesi anlatılıyor. Sürekli evrensel event olmuyor ki. Ha bu adam mı yazıyor bunları? Yoksa stüdyo mu zorluyor? Yani Stüdyoda buna şey diyor olabilir tabi. Sen işte bak onlar Infinity War yapacak. Sen de Infinite Crisis yap o zaman. Diye olabilirler. Ee, ama bence yani DC'nin karakterlerinde çok daha sağılacak süt varken. Böyle Ramazan pidesi yetiştirmeye çalışır gibi böyle bir heyecanla. <laughs> Aman abi hemen Darkseid gelsin. Darkseid ölünce Darkseid'in cesedinden de işte hani kulunu çıksın. Onlar da Kurtseid ile Kerkseid olsun. Tereyağı atacağız Ya dur abi bir sakin olun. Yani ne, ne acelemiz yani. Ne koşturuyorsun ne bütün eventleri koyuyorsun. Hemen zamanı geri sardırttırıyor ama flashpoint mi gelir? Joker çıkıyor aman işte şey mi gelir? Neydi o demin bir arkadaş yazdı. E... Injustice mi gelir şu mu gelir? Bu mu? Injustice. Gelmesin oğlum bir düzgün bir Superman filmi izleyelim. Allah ne olur ya. Abi evet ya. Ya bak Darkseid hikayesi mi anlatmak <laughs> istiyorsun? Bak Tom King Mr. Miracle yazdı bundan iki sene önce falan olması lazım kozmik bir karakterin bu çocuğu yani Mr. Miracle'ın çocuğu işte e, barda ile evleniyor. Orada hikayeler gelişiyor vesaire vesaire. Yani bir baba Barda oğlu da avrat sandık. gibi avrat bu arada. O Big Barda inanılmaz. Çok da iyi, iyi, bir, iyi yazılmış bir karakter. Yani anlat abi. Bak biz önce bir karakterleri bir develop edelim. Edemiyoruz kafamızda. Tamam sen one shot film yapınca daha başarılı oluyor ama işte Total'e bağladığında o başarın düşmeye başlıyor. Bunu çözemiyor DC. Yap abi yine. Dark Side filmi yap önce. Flash filmi yap. Ya şu Flash Allah aşkına DC kardeşim. Warner HBO. Şu Flash'a e bir film yapın. Güzel bir film izleyin. Vallahi Ezra Miller o kadar güzel olmuş ki bu filmde ya. Hakikaten abi. Zack Snyder'ın eline verin parasını. Zack Snyder bize Flash filmi çeksin. Vallahi bak. Yapın onu. Yani aynen. ben çok sevdim Flash'ı burada. Yani bir de biz çizgi film. Ben o dizideki Flash'ı da izleyip sevmeye çalıştım. Vallahi sevmedim Ben J, JLA'daki yani Justice League Amerika ee, çizgi filminden sevdiğim kadar Flash benim aklımdadır. Çok seviyordum Flash'ı. Bir şu Flash'a bir doyamadık yani. Ezra Miller de aslan gibi de oynamış çocuk. Bilmiyorum artık daha bu saatten sonra bu yıkık ve bitik projeye o oyuncular bir daha ellerini sürerler mi? Çünkü o çocuğu da şeyde harcıyorlar şu an biliyorsun. Harry Potter and the Potters of the Harrys diye bir film var ya orada böyle Ezra Miller şöyle rol yapıyor 3 filmdir bak. <gülüyor> 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 Abi bu, işte yönetmenin yönetmenin oyuncu yönetimi işte abi. İki bak film demin film. aslında sen, aynen demin aslında şeyi doğru söyledin. Şimdi Zack Snyder'ın oyuncu yönetimiyle ilgili aslında çok şey görüyoruz burada. Ben Affleck ikileme oradan çıktı ya. Ben Affleck muhtemelen mutsuzdu bu konudan. Çünkü Bruce Wayne'ken adam zaten bir şeyleri kendi kar yani yönlendirmiş bir olabilir. abi böyle yapalım bak falan deyip ikna olmuşlardır ya da sette tartışma çıkmıştır eminim ki. Ama bir noktada bu iş Ben Affleck'e verildi ve sonra geri alındı ya. Ben Affleck şu yüzden aldı bence o işi zaten. Abi ben oyuncuları ben mi yönetsem acaba? Çünkü bakın bu adam oyuncu yönetemiyor belli ki. Ben de bunu anladığım için geriliyorum demiş olabilir. Çünkü bir işi çok iyi bilirsen o işin diğer parçası olduğunda sıkıntıya giriyorsun. Bu herifin iyi oyuncu yönetemediğini biz zaten yıllardır görüyoruz. Olmuyor yani. İyi oyuncu yönetemiyor bu adam. E, onu da aldı Ben Affleck'ten. Çünkü o da belli ki bizim sevdiğimiz tarz. Daha sokak hikayesi çekmek istedi. Başka bir fikir vardı kafasında. O da stüdyoya uyumadı aldılar elinden. şimdi Ezra Miller konusunda da aynı. O da böyle kostüme girince o da sırıtıyor aslında. Bakma. Ama normal hayatta Victor'da ikisi de daha iyi. Ama böyle CJ'ye falan girdim hemen böyle oyunculuklar düşmeye başlıyor. Belli ki oraları oynayamamışlar. Yani yönetilememişler daha doğrusu, oynayamamışlar demeyeyim, haklarını yemeyeyim ya. Yani. Abi yani bu yeşil perdeli dünyalarda kaybolmaya başlayan oyuncuya ben de kızamıyorum yani. O değil de Tabii Gal Gadot ne kadar iyi oynuyor ya? <laughs> algadot seviyoruz ee, kendisini. Vallahi Zack Snyder'ın Snyder Katili Snyder ile ilgili söyleyeceklerimiz galiba bu kadar ya. Yani ben çok daha iyi olmuş şey kısımlar var. Aynen ben çok de şeyi tekrar ediyorum Çok yani önceki filmden daha iyi bir film var mı ortada? Evet. İyi bir film var mı ortada? Hmm. Anladın mı yani? Aşırı Snydercı insan <laughs> tebrik ediyorum aşırı Snydercı herkesi çünkü siz istediğiniz ve yaptınız bu filmi. Bak bu gerçekten bir başarıdır. Ama Zack Snyder'da bir noktada hani Arap sen dur sen baharatı bol atıyorsun yani bir tut elini kardeşim artık bir yerden sonra bu kadar abartma. Yok bulmuşken babada yapıştırıyor. Ee, i̇yi yerleri var kötü yerleri var. Vasat'ın Bayağı bayağı üstünde diyeyim. Vasat diyemem ben bu filme. Vasat'ın bayağı bayağı üstünde. En azından bu film e, gündemden düştükten sonra Çok güzel bazı Superman flash e, Sahneleri kalacak yani en azından çok güzel, ikonik bazı sahneler yarattı sinema tarihi için. En azından eleştirileri dinlemiş, e, utanarak izleyeceğimiz filmlerden Kesinlikle. utanmadan izleyeceğimiz ama ulan ne gerek vardı diyeceğimiz e, tarzda bir filme dönüştürmüş. <laughs> e bunlarda bir şeydir yani, Hani iyi yolda bir adımdır. haliyle Snyder Cut, valla e, yolu açık olsun ne diyeyim? Ya yani iz, izlenir. Ben çok kısa şeyi söyleyeceğim sadece, ee, işte kızı için bitiriyor ya filme. Ben biraz şey hissettim ve buruldum bunu. Film bittiğinde biraz üzüldüm. Yani çok zaten sonda işte Victor karakteri üzerinden bunu biraz da yapmış. İşte annesini kaybediyor, babasıyla arası kötü. Kızı da intihar etti bu arada bilmeyenler için. İşte I am not broken diyor, toparlıyor. İşte onlarla vedalaşıyor. Biraz bu Ezra Miller karakterinde hani daha mutlu sona gidiyor. Bir taraf daha yıkık. Biraz şey hissettim. Böyle kızı için değil de kızından böyle eee Günah çıkartıyor gibi bir film biraz kişilere çekmiş yani sonda çünkü çok kader daha böyle e, Hristiyanlık bir bakış açısı biraz daha böyle dini bir bakış açısına çekiyor e, çok kadere çekiyor sonra işte Ayağınat Broken'la bağlıyor biraz üzüldüm burada açıkçası Zack Snyder'a e. çok zor bir durum filmi e de öyle. biraz kişilere çekip sonunu böyle bağlamış bu da sinema tarihinde ilginç bir detay olarak kalacak yani Aynen. üzücü bir detay olarak. Yani ee, gerçekten sinema tarihinde şey yok. Bu kadar büyük gişe beklentisi, bu kadar büyük seyirci baskısı ee, içerisinde hem kendi vizyonunu uygulamaya çalışıyor adam, hem çok çok büyük bir aile trajedisi trajedisi yaşıyor. Kızı intihar ediyor. Projeden ayrılıyor. Bambaşka bir proje çıkıyor ortaya. Onu gömüyorlar ediyorlar, itin götüne sokuyorlar. Adama bir şans daha veriliyor. Kitle istiyor imkanlar denk geliyor. Streaming teknolojisi ortaya çıkıyor. Hadi yap bakalım diyorlar. Yapıyor. E o noktada da abi istiyorsa buyursun kızını da filmin içine bir sahnede koysa ben şey yapmazmışım yani anladın mı? Yani bu farklı bir proje gerçekten. O yüzden böyle bir e, işte illaki forumlarda falan ya da twitterlarda genç arkadaşlar yine girmişler bunun bıçak bıçağı savaşına ama bence bu zaten böyle bir endgame ile infinity war artık artık e, karşılaştırılacak bir şey değil. Yani bu bir büyük bir şey bir şey evreninin bir parçası ama sinemada kim yendicilik değil. Yani sinemada yenemedi zaten DC arkadaşlar. Yani e, ben de aşırı DC'ci bir adam olarak 5 sene önce diyordum ki Snyder abim gelecek herkesi çek diyordum. O olmadı. <laughs> ama Snyder, Zack Snyder kişisel olarak çok kötü yerlerden döndü bence. Yani hani anladın mı? İyi kötü hayatımızın bir parçası bu adam bizim 10 senedir. İnşallah toparlamıştır, iyidir yani bu film adama iyi gelir inşallah. Yani bir noktada şey oluyorsun böyle. Ee, nasıl söyleyeyim? Nasıl hani Iron Man'i oynayan aktör, nasıl Kaptan Amerika'yı oynayan aktör hayatımızın bir parçası oldu. Nasıl üç tane evet. filmde kısa izlememize rağmen Chadwick Boseman hayatımızın bir parçası oldu adamın evet. vefatıyla hepimiz sarsıldık. Zack Snyder'da yeri geldi, gömdük yeri geldi övdük. O da hayatımızın bir parçası yani yaptığı eserleri bu kadar saatler üstüne konuşuyoruz. O yüzden kişisel açıdan bakması, kendisini iyi geliyorsa, kendisini toparlıyorsa ee, ne güzel. Yani ben sonuçta adamın total olarak benim sevmediğim ve çok daha böyle yıkıcı ve karanlık bir psikolojiden çok daha biraz küskün ama umutlu en azından bir psikolojiye kaydığını gördüm. Ve bu beni şu açıdan çok etkiliyor Tancan açıkçası. Yani zaten kahraman hikayeleri bu yüzden yok mu anladın mı? Yani süper kahraman hikayelerini ben genel olarak biraz daha... Ee, hem yeri geldiğinde toplumsal olaylarla ilgili hem de yeri geldiğinde kişisel motivasyonlarımız, kişisel kırgınlıklarımız, yıkıklıklarımız yani bütün bu süper kahramanların hepsinin anasının ölmüş olması, babasının ölmüş olması boşuna değil. Yani Tabii, kırık bir şey bir takım arıyoruz orada. Karakterler bunlar. Bu kırık karakterler üzerine bir takım hikayeler inşa ediliyor. Ay hazırda da o yüzden Zack Snyder'ın kendisinin de bu kadar ağır durumlar yaşamışken bu hikayelere sarılması falan adam için de bence bir içsel yolculuk oldu. Ee, o yüzden her ne kadar yeri geldiğinde kıssak sövsek etsek de ben bu proje hayata geçtiği yayınlandığı için memnunum bakalım ileride başka nasıl projeler çıkacak ortaya ee, nasıl şeyler göreceğiz Zack Snyder bu işlere devam edecek mi çünkü ben bir röportajını okudum aman abi ben saldım artık diyordu ama belli de olmaz çünkü <laughs> Snyder'ın bu işi çok severek yaptığını artık yani adamın yaptığı işi sevmeyen birisi <laughs> olarak adamın tutkusunu ve ne kadar severek yaptığına ben şaşırıyorum bütün bu işi bedava yapmış olması falan çok ilginç şeyler bakalım çok kişisel bir proje yani bir açıdan baktığında da yani. Kesinlikle. Çok ilginç bir şey oldu. Mihenk taşı oldu. Evet evet. Yani böyle mesela bana kalsa benim bir arkadaşım sorusu izleyeyim bir Snyder Cut'ı diye aman abi izlemedim. Yani çünkü Snyder Cut böyle şey bir iş. DC Marvel savaşında böyle bir cephen olacak. Anladın mı? Justice League'e kişisel olarak sinirlenmiş olacak. Seviyor olman lazım. Anladın? Mı? Evet, ya da çok kızıyor olman lazım ama bir şekilde tutkuyla bu işe bağlı olman lazım. O zaman Snyder Cut izlenir ya da böyle aşırı işin gücün yoktur 4 saat hiçbir şeyin yoktur koronada evdesindir o zaman da açıda izlenir ama ya 4 saatim var ne izleyeyim ya abi Snyder Cut izleme git 2 tane Ennio Morricone filmi izle yoluna bak yani bir sürü film var yani bu bence şey bir film yani sinema eserleri arasında ne noktada diye baktığın zaman ben bu filme gönlümden geçerek iyi film diyemem ama özel bir proje yani o yüzden bence bizim geek alemi arasında izlenmesi gereken bir film olarak en azından hatta yani bir noktada sinemacılığa merakı olan insanlar için Whedon in versiyonu ve Snyder versiyonu belki arka arka izlenip bak iki yönetmenin aynı işi ele alışı nasıl oluyormuş gibisinden bakılması gereken bir iş yani. Evet bak o şeye eklendi yani Haneke'nin işte yıllar sonra birebir çektiği e, Funny Games vardı öyle hatırladığım böyle benzer. Tabi hep şeyler <laughs> çıkıyor zaman içinde işte Amerikan versiyonları vesaire çıkıyor ama bu aynı işin iki farklı yönetmenli kısmı biraz ilginç oldu. Yani aynı iş, aynı yönetmenin aynı senaryoyu çektiğini de görmüştük. Bunu görmemiştik. Tabii. O açıdan o yani kıymetli değilmiş. bir eser, özel bir eser. Ee, Valla ben kafamda hani böyle bir şey kıyaslamasına girmek istemiyorum. Yani dediğim gibi Marvel filmlerinde neyi daha çok sevdiğimden de bahsettim. Snyderverse'den de bahsettim. Ama hani görüyorum böyle forumlarda, twitterlarda gençler yine girdi birbirine. Kardeşim ama Endgame'de de şöyle oluyor. Endgame'de de... Ya abi <laughs> Bu çok özel bir proje bence. Hiç onlarla kıyas tutacak bir şey değil. Yani e, bunun muadili nedir biliyor musunuz? Yarın bir gün Endgame'in e, bilmem ne kat versiyonu sadece Disney Plus'a özel çıkarsa, o zaman Snyder Cut'la kıyaslayabileceğimiz bir şey olur. Çünkü Snyder Cut en basitinden gişe kaygısı yüzünden şey yememiş, ya yani makas yememiş. Gişe kaygısı yüzünden yönetimin elinin karışmadığı başka bir eser. Yani o yüzden farklı kulvarda bakmak lazım. Bu farklı kulvarda da baktığında bayık kısımları da olan ama güzel kısımları da olan bir DC eseridir diyorum. Ortalama bir iştir diyorum ben. Bir de burada şey avantajı var. Yani biraz uzattık ama Warner Bros. aslında aradan sıyrılıyor. Bak çok da çakallar. var. i̇ki yönetmenin üstünde ya. Tabii ki Warner Bros.'un etkisi biz biliyoruz da <laughs> hani çok şey gibi böyle teknik olarak aradan çıkıyor gibi. Mesela Suicide Squad'ı yapamazlar bunu. Çünkü onu bozan stüdyo. Hani ikinci bir yönetmen bir şey yok. Hani ama yaparlarsa da takdir ederim. Hani çok konuşuluyor ya o da. Aynı şey yapacaklardı. <laughs> Bakalım yaparlarsa. Evet sevgili arkadaşlar, galiba bugünün yatay bakışında bir e, 1 saat 59 dakika olmuş. 2 saattir evet. sanırım. Hadi 10 dakikası ilk başta başka konularla geçti. Snyder Cut ee, Snyder Cut konuştuk. Bizim için de özel bir eserdi. Çok draması oldu. Yıllardır dediğim gibi hayatımızda olan Yeri geldi kavga ettik, yeri geldi dramalar çıktı, yeri geldi işte vefatlar oldu falan. inanılmaz böyle bir e, dramasının yüküyle ortaya çıkmış bir filmdir. Bunu konuşalım dedik, hakkını vermeye çalıştık. E, bu bir dikey çakış reklamı da oldu size aynı zamanda. Yani <laughs> normalde bizim Tanıcan'da böyle bir buçuk iki saat tek bir filme inanılmaz odaklanıp her sahnesinden bir makara bir kukara çıkarıp övdüğümüz gömdüğümüz ortaya karışık işler yaptığımız seriye biz dikey çakış diyoruz. Biraz sonra şurada playlisti çıkacak, o Evren Yolcusu seviyesinden abone olanlara özel içeriğimiz. Ee, böyle küçük de bir demo olmuş olsun size. Çünkü şey çok söylüyorlar. Vay arkadaş hani şeyi nasıl, e, dikey çakışları önceden izleyemiyoruz, alalım mı almayalım mı diye çok soruyorlar. bize YouTube'da da ne yazık ki bunları reklamını yapmak için bir sistem yok. Aha onun yerine bu videoyu izlediniz, reklamımı da yapıyorum. <laughs> bu tarzda tek bir film odağında gömdüğümüz övdüğümüz falan karışık kombinasyonları daha çok dinlemek isterseniz Dikey Çakıştır o seyredin ismi haberiniz olsun. Bu yayınlık bu kadar diyoruz. Uzun uzun bol bol konuştuk. Haftaya artık bakalım gündem artı. iki film. Aa Filmler. haftaya iki filmimiz ne olsun? Şey iki tane film Oscar adaylarından düştü. Minari ile Judas and Black Messiah. Onları konuşabiliriz. Tamam okey. Haftaya Oscar adaylarından Hı. gidelim o zaman. Minari ve Judas ve... and Black Messiah. Ya. Aynen. Tamam. O zaman teşekkür ettik sevgili arkadaşlar. Kanalımızı desteklemek isterseniz de şurada bir katıl butonu var. Geçimi onunla sağlıyoruz. Güzel oluyor. Tancan'ın kanalda Star Trek'le alakalı inceleme serimiz var. Dikey çakışlar burada. Yatay çakış playlisti burada. Öptük gözlerden videoya like basmayı, kanalda takip almayı unutmayın. Çünkü bunları hiç söylemiyormuşuz. Bunları söylememiz gerekiyormuş. <laughs> Kendinize basın, iyi baktınız. Çan, çan. Ee, Snyder Cut'ın dikey çakışı gelmez. Snyder Cut'ın çünkü yatay bakışı artık geldi ve dikey çakış ayarında geldi arkadaşlar. Ee, öptük gözlerden. Hoşçakalın. 拜拜，有事。